Efendim iyi akşamlar. Açık sese hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi 29 Kasım 2019 ve güzel bir Cuma akşamında saatlerimiz 22.45'i gösterdiğinde aynı saatte yine sizlerle birlikteyiz. Evet haftaya damgasını vuran e, özellikle siyasi alana da yaşananları konuşacağız. Ve uluslararası ilişkilerde de Suriye özelinde bölgemize yaşananları konuşacağız. Belki de bunlardan en önemlisi şüphesiz ki Libya ile yapılan varılan mutabakat bu anlaşma Mısır'ı ve bölgeyi e, oldukça tedirgin etti. Çünkü burada mavi vatan, bizlerde programda sürekli zikrettiğimiz mavi vatanla alakalı çok önemli bir gelişme bu gerçekten. Burada çok önemli bir şer düştü Türkiye. Bütün uluslararası arenada da bu yankılanıyor. Belki çok fazla diğer ülkelerdeki siyasiler bu noktada açıklamalar henüz yapmadılar ama biz inanıyoruz ki alttan alta büyük bir sıkıntı doğuracak bu Türkiye'nin yapmış olduğu bu hamle. Şimdi birçok hususu değerlendireceğiz. Siyasi arenada Türkiye'de yaşananları konuşacağız. Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Londra'ya gitti. Chatham House'da bir e, toplantı gerçekleştirdi finans çevreleriyle ve orada vermiş olduğu bir e, resim vardı. O resimde arka ta, hemen arkasında Abdullah Gül'ün bulunması, Londra'ya gitmesi ne anlam taşıyor Ekrem İmamoğlu'nun bunları konuşacağız. Önümüzdeki 2020 ile alakalı siyasi... E, Efendim, popülasyonda neler yaşanacak birçok isim var mesela Cem Uzan 2 ay sonra geleceğini ve Cumhurbaşkanı adaylığının açıklayacağını söyledi tüm bu hususları değerlendireceğiz Muharrem İnce ile alakalı şu anda son durum nedir susmayı tercih ediyor CHP'de neler yaşanıyor? CHP bu noktada e, hala suskun ve e, aynı zamanda e, biliyorsunuz mecliste bazı tartışmalar yaşandı. Başörtüsü ve hakaretamiz ifadeler kullanıldı daha önceki eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in yine aynı mecliste kullanmış olduğu ifadelerin birebir tıpkısının aynısını, aynı kelimelerle zikredildi o cümle. Bu bir tesadüf müydü, tevafuk muydu? Bu ne anlama geliyor? Elbette ki bunu konuşacağız. Jacoben zihniyetin devam etmesi 2019 Türkiye'sine elbette ki yakışmıyor. Hukuk, adalet, sağlık. Milli Eğitim şu anda Türkiye'deki birçok soruna da belki ilerleyen dakikalarda elbette ki gireceğiz. Ben hemen sözü daha fazla e, uzatmak istemiyorum. Konuklarıma e, döneceğim ve kendilerini sizlere tanıtacağım. Öğretim üyesi Doğan Çağlar efendim hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Türkat Yönetim Kurulu üyesi Avukat Hadi Dündar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve araştırmacı yazar Adem Taşkar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Evet, e, dilerseniz e, e, sizinle başlayalım efendim. Siyasi da yaşananlar malum Türkiye e, esasında hiçbir zaman e, siyaset e, sahnesinde şöyle bir e, hafif bir durulmaya gitmedi. E, hem coğrafya açısından e, bunu söyleyebiliyoruz hem de siyasi e, tartışmalar ve siyasi arena açısından söylüyoruz. E, nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda Türkiye'de siyasi arenada yaşananları? Gergin bir ortam var, siyasi ortam şu anda Türkiye'de çok gergin. Neden? Evet. E, sanki iki kutuplu bir sistem, sistemde yaşıyormuşuz gibi. Hmm. Çünkü sağın güçlü partisi, sağ sistemin güçlü partisi AKP, solun da güçlü partisi CHP var. Sonuçta 2020 e, çok önemli. Çünkü yeni Türkiye'de yeni siyasi partilerin kurulacağı, kartların yeniden karılacağı. Çünkü Başkanlık sisteminde artık doğal ittifaklar Türkiye'de oluştu. Bu doğal ittifakların ister istemez pay kapma, diğer siyasi partilerden yanına oy devşirmek zorundasınız. Bunun için çünkü iki tane kendi AKP içerisinden kopan iki tane yapı var. Abdullah Gül'lerin kuracağı yapı, evet. bir de Davutolun kuracağı yapı. Kurdu. Tabii CHP dediğimiz zaman şöyle bir sistem var CHP'de. CHP'ye tek başına bakmamak gerekiyor. CHP aslında üçe bölünmüş durumda. Kılıçdaroğlu, İnce ve İmamoğlu. Çünkü e, İmamoğlu'nun daha önce bahsettiğiniz algılarda şu var. E, zaten Diyarbakır gezisi, İngiltere gezisi, Fransa gezisi sanki İstanbul bu şehir Belediye Başkanı değilmiş. Cumhurbaşkanı sanki o günü bekleyen herhangi bir senaryo geliştiğinde Cumhurbaşkanı aday olacakmış gibi çalışıyor. İnce zaten Cumhurbaşkanlığı kazanamadı. Yani Genel başkanlık isteği de vardı. Genel başkan olmak istiyor ve hala Cumhurbaşkanlığı isteği var. Kazanamadı ama e, cumhurbaşkanı adaylığında çıtayı oldukça yükseltmişti <laughs> ki bu Kılıçdaroğlu'nu e, içeride oldukça rahatsız etti. Ama bu toplumun değişim gücünü kimse kendi gücü sanmaması gerekiyor. Mesela evet. Ekrem İmamoğlu için de geçerli bu. Bundan önceki dönemde aday olsaydı kazanabilir miydi? Bence kazanamazdı. Toplum e, belirli bir dönemden sonra bir değişim istiyor. ...yılların verdiği bir değişim gücü... ...ama bu toplumun değişim gücü... ...örnek veriyorum... ...başka siyasi partileri doğurmuştur... ...toplumun değişim gücü... ...bugün Meral Akşener'i doğurmuştur... ...Ekrem evet. İmamoğlu'nu doğurmuştur... ...çünkü şu var... ...Türkiye'de siyaset tıkandığı için... ...önümüze kimi koyarlarsa koysunlar... ...örnek veriyorum... Ee, ...İnce'yi koydular... ...herkes onu destekledi... ...daha dün... ...Ekmelettin İnsanoğlu'nu koydular... ...onu destekledik... Evet. ...şimdi İmamoğlu'nu koydular onu destekledik. Bu toplumun değişim gücü. Yani bu evet. gücü siyasi partiler sadece kendi üzerinde görmemesi gerekiyor. <laughs> Ama siyaset bugün tıkandı. E, bakıyorsunuz hükümetle çok büyük bir gerilim var. Ama bu gerilim e, bence normal karşılamak lazım. Neden normal karşılamak lazım? Çünkü CHP'nin bir şekilde zayıflaması gerekiyor. E, çünkü AKP zayıflayacak. Çünkü kendi bünyesinden iki tane parti çıkacak ve neyin ne olacağı belli değil. Yani ne kadar milletvekilinin gideceği, nasıl bir Sarsanal bir ortam yaratacağını kimse bilmiyor. Ya bu bugün olayı değil aslında. Yani bugün ortaya atılan bir gazetecinin ortaya attığı bir saraya giden ben gittiğine incenin gittiğine inanmıyorum. Şahsen onu söyleyeyim. Yani bu zaten gizli kalmaz gittiği zaman. Ama yani son derece modernize bir şekilde yapılmış bir yapıdan bahsediyoruz. Giderken içerideyken yol güzergahlarında e, dünyanın en donanımlı belki de kameralarıyla e, tespit edilen, e, korunan bir yerinden bahsediyoruz. Muharremce buraya gitti, girdi, çıktı. Yani bu akla mantığa da ters değil mi? Zaten? Ama şu var, Cumhurbaşkanlığı'nın inisiyatifiyle gerçekten Cumhurbaşkanlığı'na gitse zaten Başbakanlık, Cumhurbaş geçmişteki Cumhurbaşkanlığı, istihbarat arabaları, emniyet arabaları zaten plakalar, birçok plaka zaten sahtedir advantere kayıtlı değildir. Girebilir ama hiçbir şekilde bu oradan sızmaz. Neden sızmaz? Ya yani sızılacak bir ortam olsa zaten bu böyle bir yerde zaten herkese açık bir aleni bir yerde Cumhurbaşkanlığı sarayında zaten buluşmazlar. Ama şöyle şöyle bir durum. E, bence bu inceye yapılan bir operasyon değil. Bence bu operasyon Kılıçdaroğlu'na yapılan bir operasyon. Neden Kılıçdaroğlu'na yapılan bir operasyon? E, İzmir, İstanbul, Ankara e, şu anda CHP'nin içerisinde Kılıçdaroğlu'nu istemeyen bir yapı var istemeyen bir yapı var. Ee, Kılıçdaroğlu e, bir şekilde koltuğunu korumak ve idame ettirmek istiyor. Ama şu anda hükümet de CHP'nin parçalanmasını istiyor. Aslında İnce'nin başa ince başa gelirse belki yeni bir e, kan yeni bir revizyon olabilir ama eğer Kılıçdaroğlu diretirse, koltuğunu korursa CHP'den bir parti çıkabilir. 2020 seçimlerinde eğer böyle bir olgu da 2020 seçimlerinde AKP'nin işi çok kolaylaşacaktır yeni bir parti çıkarsa çünkü neden hiç uzun dönem 2002'den beri yani Ecevit döneminden beri yeni bir parti CHP'nin hiçbir başarısı yok bu konuda. Yani Muharrem İnce'nin susması yeni bir partinin çıkmayacağı anlamına gelmez mi? yani bilemem kendi hırslarını ama evet. ben bu gidişle çünkü Kılıçdaroğlu parti de güçlü ben Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin çok büyük bir atak yapacağına inanmıyorum ama Kılıçdaroğlu da partiye geldiğinden beri demokrasiyi sindirmek adına inanıyorum yani vatanseverliğine inanıyorum yani birilerinin işte diyor mil, vatansever değil. Ben onun vatanseverliğine inanıyorum. Aynı siyasi görüş, dünya görüşüne haiz değilim. Ama Kılıçdaroğlu parti de, partiçi demokrasi derken partiyi aslında bölücü unsurlara da bıraktı partiyi. Şimdi temizleyemiyor. Bu yapıyı temizleyemiyor. Parti bir şekilde belirli kısım Alevi bir kesim, belirli bir kesim Pekka'ya daha yakın. Yani biraz Atatürk çizgisinden çıktı. Bu şeyi kaybettiği için şimdi partinin içerisinde çok büyük bir e, sıkıntı var. Artı e, partinin içerisinden Parti yeni... Partinin içinden FETÖ söylemleri de çıktı mesela. E, tabi i̇şte var. Eski vekillerin turuldu şeklinde. Şöyle bunlar siyasette iddialar, siyasette tabi siyasette şu da var. E, düşmanımın düşmanı dostumdur. Yani herkesin desteklediği. Tabi bunlar yanlış şeyler. Ben kesinlikle katılmıyorum. Evet. Bazı genel başkan yardımcılarının PKK ile aynı dili konuşması, Atatürk'ün partisi dediğimiz, yani Atatürk'ün artık mirasından sıyrılıp milletin partisi olmak istiyorlarsa artık bunlardan sıyrılmaları gerekiyor. Çünkü şu andaki başarı, şu anda Türkiye'de AKP kan kaybediyor ama en etken parti, çünkü %25-%30'luk bir oyları var şu anda, Türkiye'de... Başkanlık sisteminde en etkin parti şu anda CHP. Neden? %35'lik, %20'lik bir oran, %25'lik bir orana HDP alıyor %10. İyi Parti alıyor %2, %3, %4, %5. Saadet Partisi'ni alıyor. Demokrat Parti alıyor. Çok etkin olması gerekirken, yüzünü millete dönmesi gerekirken Diyarbakır'a çevirmeleri, Batman'a, Mardin'e çevirmeleri çok talihsizlik. bence bu operasyon dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun şahsına yapılıyor. ve Bu operasyon bence CHP'den iki parti çıkarmak. Çünkü CHP'nin zayıflaması gerekiyor önümüzdeki süreçte yoksa AKP çok büyük bir şekilde kayıp kaybedecektir. Ekonomik dengeler, e, dış politika o yani bu bence Bunda kimlerin parmağı olduğundan bahsettiniz? Yani şu var. Sarayın tabii ki olabilir. Geçmişi de vardı. Yani hükümet istemez. Ee, e, ama az önce İzmir, Ankara gibi bazı iller sayın. Yok sahip. parti içerisinde zaten bir kılıçdaroğluna karşı bir zaten bir yapı var. Yani bunu kimse CHP büyük bir yapı. Yıllar Sayın Baykal'dan kalma bir yapı bu. Yani olabilir ama şunu söyleyeyim. CHP'nin içerisindeki ulusalcılar, daha kemalistler, daha vatanseverler 4-5 parçaya bölünmüş durumdalar. Ya Pekka evet. seviciler dediğiniz gibi, FETÖ seviciler de var. Ama şu anda hükümet zaten, şunu, şu anda saray bunda etkili mi değil mi? Saray etkiden beri etkili. Daha önce de dediler bunlara. Ne dediler? İşte kasetle geldin, kasetle gideceksin. Çünkü işçi bir zaman istemez. Budur, siyasetin etiği budur. Düşmanım, yani sonuçta ben sizi zayıflatmalıyım ki hı hı. E, o koltuğa oturabileyim. Yani bu siyasetin etiğinde var bu. <laughs> Ama e, yanlış yerden gittiler. İnce polemiği bence e, Kılıçdaroğlu'na yapılan bir operasyon. Bu benim şahsi görüşüm. E, çünkü e, Muharrem İnce eğer partinin genel başkanı olursa e, parti bir arada tutulabilir. Ama Kılıçdaroğlu partide devam ederse CHP'nin içerisinden yeni bir parti çıkacak. Bunu da ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Peki Adem Bey siz ne düşünüyorsunuz? Adem Bey'e katılıyor musunuz? Ben de Adem Bey'e katılıyorum. <laughs> ee, çünkü şöyle bir şey var yani. Bu olayın sonucunda en çok kim yararlanıyor? Muharrem susması bize şeyi gösteriyor. En çok Muharrem İnce'nin yararlanacağını gösteriyor. Yani. Çünkü e, ilk başta bir atılıma geçti ama birileri tarafından uyarılma geç, herhalde uyarılma gitti kendisine. E, Sonra bir, bir anda şey, susmaya geldi. Evet, Susma yani konumuna e, geçti yani. İyi bir partili olduğunda gösterir e, diye düşünüyorum. E, ben öyle düşünmüyorum. Çünkü siyasi partilerde çıkar en ön plandadır. Şimdiye kadar biz hep böyle gördük. Daha e, eğer öyle bir şey olmamış olsaydı, çıkar olmamış olsaydı, e, böyle bir kriz ortaya çıktığında parti yöneticileri ve korumayları hepsi beraber kameraların karşısına geçip bununla ilgili bir konuşma gerçekleştirebilirlerdi. Bir fotoğraf, fotoğraf verebilirlerdi. Ee, Baykal'dan sonra Kılıçdaroğlu'na getiren güçler hangi sayede <laughs> ve nasıl getirdiler? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun partide olması birçok noktada gücü elinde tuttuğunu düşünürsek nasıl bir sivrilme yapabilir ki muharrem Muharimin işte şöyle bir sivrilme yapabiliyor. Yasal yollardan adamın koltuğundan edemiyorlar. Hmm. Geriye ne kalıyor? Yasal olmayan yollardan. Yani toplumu topluma karşı onların itibarını zedeleyecek adım adımlar, at, adımlar atarak onları koltuklarından etmek. Ki evet. Baykal'da olduğu gibi yani. Evet. Yasal yollardan yapamıyorlar çünkü yani. Hmm. belli bir kurul var, belli bir oy sayısı var. Onun üstüne çıkamıyorlar yani. Ne yapsalar da çıkamıyorlar. Bunu hükümet eliyle yapmak istiyorlar ki inandırıcı olabilsin. Bu çok basit bir olay değil bence. Eğer basit bir olay olsaydı dediğim gibi yani CHP'den çok güçlü bir ses çıkacaktı. CHP'ye karşı yapılmış diye ama dışarıdan yapılmış bir kumpas ya da bir operasyon değil. Kendi içerisinden gerçekleşen bir operasyon. CHP'nin beyin takımının CHP'yi e, revize edeceğine dair bir e, ilk adımdır yani bu. Ve e, kriz dönemlerinde e, kılıçdaroğlu ne kadar eksik kaldığını hep medyadan görüyoruz zaten. Evet. Gündelik hayatta e, karşımıza çıkıyor yani e, kriz dönemlerinde e, bu krizleri yönetemediğinden dolayı ki hoca Adem Bey'in de dediği gibi AK Parti'de bir düşüş gerçekleşti yani e, bu düşüşü fırsata çevirmek için ne yapmak lazım onların da bir değişime gitmesi gerek e, yasal yollardan yapamıyorlar şimdi diğer yollara yönelmek zorundalar yani anladım peki. E, Şimdi Hadi Bey ve Adem Bey dinledik Doğan Bey, siz ne düşünüyorsunuz CHP'de özellikle bu son dönemde yaşananlarla ilgili? <laughs> evet, şimdi e, CHP'nin içerisindeki olay e, kesinlikle CHP'de bir e, yönetim değişikliğine yönelik bir e, olay olduğunu düşünüyorum ben. Bu kanıya nasıl vardım? Şimdi e, İmamoğlu faktörü var, e, Muharrem İnce faktörü var, Kılıçdaroğlu. Şimdi Kılıçdaroğlu zaten e, miladını çoktan doldurdu. Bence CHP seçmeni içerisinde de aslında şu anda çok itibar gören bir lider değil. Ee, yani mevcut hükümetle e, savaşabilecek, onu iktidardan düşürebilecek potansiyelde bir lider değil ve bu siyaseti oluşturacak bir lider değil. Peki ne oluyor yani Muharrem İnce? Muharrem İnce'nin kendisi zaten e, Tayyip Erdoğan sempatizanı olan, AK Parti sempatizi olan bir CHP benim gözümde. Daha önceki seçim sürecinde de zaten çıktı işte yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş de, yenmiş de defalarca bunu söyledi. Evet, çok Hükümeti öven konuşmaları var. Eleştirdiği gibi öven konuşmaları var. Tayyip Bey'e karşı bir bence, bence benim fikrim gizli bir sempatisi var. Bunu da çok belli ediyor. Ha şimdi Muharrem İnce gitmiş işte külleye başkası gitmiş bu çok mu önemli? Bence çok önemli bir durum değil. Gidebilirler. Yani geçmiş dönemlerde baktığınız zaman Devlet Bahçeli'nin Hükümetle ilgili Tayyip Bey'le ilgili çok sert söylemler varken evet. milli meselelerden dolayı bir anda hükümete yakın durmaya başladı. Milli meselelerden dolayı. Ki altı, buranın altı kapısı herkese Açık. Aynen öyle. Şey Doğu Perinçek şey, Beyefendinin çok sert söylemleri vardı. Bir anda milli meselelerden dolayı yine hükümetin yanında durmaya başladı. Ve ben de diyorum ki yani bu imam olabilir ya da işte Muharrem İnce olabilir ya da başka bir CHP'li olabilir. Yani milli meselelerden dolayı küllüye gidebilir, fikirlerini beyan edebilir, anlatabildim mi? Yani işte muha muhalefette olmak demek kayıtsız, şartsız. Yani hükümete düşman olmak demek değildir. Yani bir CHP'nin dediği gibi işte bizim görevimiz muhalefet. En iyi şey yapsalar bile işte biz eleştireceğiz. söylem oldu ya. Hani böyle bir şey değil. Bu olabilir. Yalnız yani bunun... bununla ilgili belki de sözünüzü kesiyorum. En iyi tablo 19 Mayıs gününü hatırlayacaksınız. Samsun'a gidildi. Sayın Erdoğan or orada bir geminin üzerine çıkıldı. Ve bütün liderler orada bir poz verildi. Evet. Ve o poz bütün dünyaya servis edildi. Aynen. Yani e, iş devletin bekası olduğunda e, Görüşebilirler. Zaten e, uluslararası arenada bu anlaşılmıyor. Aynen de. öyle. Aynen öyle. E, şöyle <laughs> onun dışında e, şimdi İmamoğlu işte geldi görüştüm görüşmedim. Hani bunun tartışmaları yapıldı ya. Bu tartışmalar CHP'ye zarar verdiği kadar biraz daha uzasaydı günden biraz daha uzak kesinlikle iktidara zarar verecekti. Neden zarar verecekti? AK Parti hükümetine gönül vermiş vatandaşlarımız. Şunu sesli bir şekilde dillendirmeye başladılar. Yani bunu kimse e, inkar edemez. Ülkede yani bir ekonomik kriz yaşanıyor. Ondan sonra işte erkek emeklilikle ilgili işte insanların şikayetleri var. Anlatabildim mi? Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafındaki bazı danışmanlardan dolayı, bazı vekillerden dolayı ya da işte teşkilattaki bazı insanlardan dolayı sıkıntılar var. Bütün bu gündemler bir arada yani gündem dışı bırakılıp ondan sonra işte hangi CHP'li gitti, hangi CHP'li geldi günlerce televizyonda bunların verilmesi biraz daha uzasaydı kesinlikle iktidara zarar verecekti. Aslında CHP kanadına zarar verdiğini düşündük ama bir nevi oklar bir anda hükümete karşı dönecek. Allah'tan yani son günlerde bakıyoruz biraz da gündemden düşmeye başladı. E peki yani bu olayın e, bu olay neyin habercisi? Yani CHP nereye gidecek? Ben şöyle düşünüyorum yani Ekrem İmamoğlu zaten Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu zaman kesinlikle dış güçlerin de desteğiyle o koltuğa geldiğini, aday gösterildiğini söylemiştik. Şu anda aynı dış güçlerin desteğiyle ee, İmamoğlu bence CHP'nin başına doğru e, sürükleniyor. Evriliyor Tabii kesinlikle ya, ilerleyen süreçlerde de hani seçimlerde Cumhurbaşkanı aday olarak karşımıza çıkabilir. Peki yani CHP kanadı buna destek verir mi? Kesinlikle CHP'lerin tamamının böyle bir değişikliğe destek vereceğini düşünüyorum ben. Neden destek verecekler? Çünkü tam onların istediği gibi bir lider karşılarına çıkmış olacak. Nasıl tam onların istediği gibi bir lider? Hiçbir hizmeti olmayan, hiçbir yaptırımı olmayan ama sadece söylemle kalan, İktidara fazla kavga etmeyen, anlatabildim mi? PKK-PYD konusunda fazla yüksek sesle konuşmayan, FETÖ konusunda yüksek sesle konuşmayan ama herkesi kucaklayan, sevgi pıtırcı olan, anlatabildim mi? Yani böyle biraz daha yalana dolana kaçan bir lider profili. Şu anda zaten öyle bir lider ar arıyorlar ve bu da şu anda onlar için hazırlanmış benim gözümde. E Kılıçdaroğlu'nun peki onlara göre eksiği nedir? Kılıçdaroğlu mesela PKK-PYD konusunda işte PKK-PYD bize saldırmaz ki söyleme anlatabildim mi? FETÖ'ye karşı dik duramaması mesela adalet yürüyüşünde FETÖ'cülerle kol kola yürümesi ya da işte zamanında STV işte bir e, operasyon yapıldığında gidip de orada STV'lerle STV çalışanları kol kola girip açık destek vermesi anlatabildim mi? Bunlar ne oluyor? Yani e, kararsız kalan yani CHP'ye karşı kararsız kalan insanlar geri çekilmesine sebep oluyor. Ya. Ondan dolayı da şu anda zaten Kılıçdaroğlu miladı olur oldu. Evet. Adam Hoca az önce Kılıçdaroğlu vatanseverdir dedi benim gözümde. Ben Adam Hoca'ya kat katılıyorum bu konuda. Vatanseverdir ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun vatanseverliğini şöyle tanımlayacağım. Daha çok bizim... Suharemince için dedi sanırım. Yo, yok yok Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu için söyledi. söyledi. Kılıçdaroğlu için söyledi. Dikkatimi çekti. Katılıyorum kendisine ben şöyle tanımlayacağım. Şimdi bizim ülkemizde bir Müslüman profili var. İşte namaz kılmaz elhamdülillah Müslümanım. Ee, işte oruç tutmaz elhamdülillah Müslüman'ım zina yapar elhamdülillah Müslüman'ım işte Kılıçdaroğlu da e, PKK PYD işte e, söylemlerle destek verir ama vatansever FETÖ'ye destek verir ama vatansever. Anlatabildim mi? Hı. Milli meselelerde bile ülkenin, yanın ülkenin bekası için hani hükümetle hiçbir diyaloğa girmemeye gayret eder ama vatansever. Benim gözü bu benim tanımımdır. Küçük, küçük bir şey söyleyeyim. Benim yani vatanseverliği bence bundan ibarettir. Onu da söylemiş Küçük olayım. bir şey söyleyeyim. Evet. Aslında buraya atladık. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimin asıl istenmesinin sebebi, şimdi HDP biliyor da bunu istiyor. Neden? Garopaylan açıkladı CHP'den kayınlar konusunda gerekli desteği göremedik. Evet. HDP bu konuda çok rahatsız. Çünkü HDP ile ister istemez aralarında bir ittifak var. Yani bu ittifak kolay kolay başkanlık sisteminde bozulacak gibi değil. %10'luk en büyük dilim öyle, CHP'den sonra. Öyle, öyle. En büyük dilim. Bu bozulmayacak. CHP şu andaki bütün HDP'liler Kılıçdaroğlu'ndan aşırı derecede rahatsız. Bakın ee, Muharrem İnce Diyarbakır'a gitti. Evet. Ş şeye gitti, ee, Ahmet Türk'e gitti. Ahmet Türk'e gittiler. Keza İBB Başkanı İmamoğlu. Her tarafı geziyor. Yani onlara daha ılımlı ve onu daha çok seviyorlar. Ama Kılıçdaroğlu'ndan rahatsızlar. Yani buradaki değişimi sadece CHP'nin kendi içerisindeki yapısal bir güç olarak karşılaştırmamak lazım. Dış etken şu anda var. evet Şimdi... şu anda bence şu anda milli duruyor. Bence Muharrem İnce de İmamoğlu da tamamıyla Kürt politikasına yönelik bu ülkede Kürt politikasıyla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Yaptıkları konuşmalar, her şey bütün söylemler buna ait. Çünkü Kılıçdaroğlu zaten Kılıçdaroğlu'nun en büyük hatası şurada şuydu. Yani Partiyi milliyetçi, ulusalcı kesimlerden, Atatürkçü kesimden alıp ya, terör seyircilerinin eline bıraktı. Hocam burada araya girsem. Tabii ki ne demek buyurun. Şimdi ben İmamoğlu konusunda size katılmıyorum bu, hocam. Neden katılmıyorum? Şimdi e, bazı illere kayyum atandı biliyorsunuz. Kayyum atandı. Birçok yere. Birçok yere kayyum atın doğuda. E şimdi bu kayyumların sebebi neydi? Sayın İçişleri Bakanımız dedi ki siz işte e, belediye başkanı seçildiniz diye. İşte bu PKK... E, Militanlarını ya da sempatizanları kalkıp da belediyelere eleştiremezsiniz... ...ya da belediyenin bütçesinden kalkıp da oraya yardım edemezsiniz. En son işte Bahmet Spor'la ilgili bir açıklaması oldu. Doğru değil mi? E ne oldu yani biz millet olarak, gerçekten bu milli bir mesele yani. Şimdi belediye kazandınız, e ee tamam ee, biz işte PKK'ya, PYD'ye her türlü desteği veririz... ...çünkü biz ee, demokratik yollarla geldik tarzında bir söylemleri vardı. İmamoğlu ne yaptı? Gitti onları bir bir ziyaret etti. Yani şimdi hocam özür dilerim. Ya bu ziyarette bulunmak demek... ...bu ziyarette bulunmak demek, bu demek kesinlikle bu kararın karşısında durmak demek. Anlatabildim mi? Yani ben burada yani İmamoğlu'nun aslında çok böyle e, işte Kürt meselesiyle e, çok ilgili olduğunu ya da işte bir çözüm noktasında bir projesi olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Kesinlikle. Yani tamamen işte e, bir oy. Anlatabildim mi? Bakın onlar sizi işte itti. E, ben de işte size yakın duruyorum. Size destek veriyorum. Anlatabildim ya, mi? Türbünleri e, oynamak gibi bir şey olarak görüyorum ben oy bunu. Oy deposu da bir de yani bu destek olarak. Da kesinlikle. Yani. Ama İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı çok zor. zor. İmamoğlu ile ilgili ben bir şey söyleyeceğim. Seçime, seçim zamanı mesela Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mesela ben hep söylüyordum. İmamoğlu'nun hiçbir projesi yoktur. Hiçbir vizyonu yoktur. İstanbul'a hiçbir katkısı olmayacaktır. Toplumun değişim Son, gücü. Seçim seçim akşamı işte yavaş yavaşın seçim sonuçları belli oldu. İşte seçimleri kazandığı söylendi. Fikrimi sordular bir televizyon kanalında. Aynı fikirdeyim dedim. İmamoğlu'nun hiçbir vizyonu yoktur. İstanbul'a hiçbir şey vermeyecek, hiçbir faydası olmayacaktır. Tamamen suni bir söylemden ibaret birisidir benim gözümde. CHP'nin başına geçerse de aynı fikirdeyim. Cumhurbaşkanı da olursa da aynı fikirdeyim. Onu da söylemiş olayım. Geçemez. Geçemez. Geçemeyecektir. İnşallah da geçemez. Öyle söyleyeyim. Şimdi Muharrem İnce'ye gelince, Muharrem İnce'nin kaderini ben şöyle görüyorum. Gel Muharrem. Gel bakalım Muharrem. Şu anda sus bakalım Muharrem. Bundan sonraki süreçte git bakalım Muharrem'e. E, dönecektir bence. İhraç, arada, ihraç kapıda diyoruz. Öyle gözüküyor yani. Bak gel bakalım Muharrem. Şimdi sus bakalım Muharrem. Şu süreçte sustu ya bir anda sustu değil mi yani? Bundan sonraki süreçte git bakalım Muharrem. Ama ben açık söyleyeyim yani e, her ne kadar tamamı zıt görüşlere sahip olsam da CHP'nin içerisindeki e, bence yani e, en yine aklı başında söylemler olan insanlardan birisidir bu. Yani bu şekilde harcanmasında ben açıkçası üzülüyorum. Çünkü niye? Biz takım tutar gibi parti tutmuyoruz. E, neticede bu bir seçimdir. Doğru değil mi? Bir yarıştır bu. karşımızda da şöyle ciddi bir rakip olmasını isteriz. Bu ciddi rekabeti oluşturacak insanların başındadır Hemencan Muharrem İnce. Ama maalesef e, CHP kanadı işte bunun bir türlü kıymetini bilmiyor. E, anlatayım Bazı futbol takımlarının işte altyapısındaki futbolcuların değerini bilmemesi gibi. Bence değerini bilmiyor. Yani şu anda Kılıçdaroğlu'nun yani göz göre göre harcamasını da işte göz şu anda. Peki Doğan Bey e katılıyor musunuz Muharrem İnce noktası? Şöyle yani bir kere şu anda hükümetin e, Muharrem İnce seviciliği... ...yani aslında düşmanımın düşmana dostumdur mantığıyla yapılan bir siyaset algısı. Şu ya, CHP kurumsal bir parti. Yani onun genel başkan olmak eğer kaset operasyonu olmasaydı... Kılıçdaroğlu oraya gelebilir miydi? Hazır bir liderdi. Yani hazır yani. bir liderdi. Yani. Ama şu var yani e, bu süreci bence Muharrem İnce'yi yönetemedi. Susmalıydı. Mağdur oynamalıydı, mazlum oynamalıydı ama süreci bence yönetemedi. Çünkü algı operasyonuna maruz kaldı. Şu andaki kendi içlerinde ben onların demokrasi anlayışı daha farklı CHP. Yani Yalava'da yapmış olduğu o basın karşısında geçip konuşmasını tek başına mı kurguladı diyorsunuz? Yani konuşmasında haklıydı ama acele etmemesi gerekiyordu çünkü birisi e, siyasette yani ya o yanıldı ya onu yönlendirenler ya da devamı gelecek. Hayır yani? devamı Devam gelecekti yani, yani mağdur mağdurken kendisini aslında pro çok iyi yönetebilirdi Cumhurbaşkanlığı dönemindeki ekiple beraber düşünebilse ya büyük düşünebilse. İş süreci çok farklı. Mağdurken e, mağrur oldu. Partinin kurumsal kimliğine saldırmaya başladı. Yani şimdi de susması kaybettiriyor birazcık. Yani şimdi kendi işlerinde bunun hesaplaşmasını sağlayacaklar. Ama dediğim gibi yani e, Muharrem İnce her halükarda bu işten karlı çıkacaktır. Çünkü süreç e, çünkü en son yıllar, on, 20 yıldır e, DSP haricinde bir sol parti iktidar olmadı. Yani hükümet olmadı. Bu Artık bu siyasi bir açlık var artık. Kendi işlerinde bunun planlarını yapan bir CHP var. Bir sol bir cenah var. Biz nasıl iktidar oluruz? Nasıl sağ partilerin içerisinde işte iyi parti çıkıyor, işte başka partiler çıkıyor, yeni partiler kuruluyor şu anda. CHP'nin içerisinde bu açlık çok uzun zamandan beri var. İktidar olma hevesi var ve hala ben iddia ediyorum CHP'nin içerisinden yeni bir parti çıkacak. Çünkü süreç oraya doğru gidiyor. Şu ana kadar şöyle bir söylem vardı. CHP'de şu ana kadar bir hep lider sorunu oldu. CHP gibi bir partinin Türkiye kucaklaması ya Anadolu insanı. Ya hep bir Baykal vardı. Şunu söyleyeyim. E, CHP'nin yapısı yani ya Atatürk'ün partisi değil. Yani Ecevit'in partisi Ece, şey Ecevit diyorum. E, İsmet İnönü'nün yönettiği sistem Atatürk'ün yönettiği veya Baykal'la ya bu parti bazı şeylerden azmak zorunda. Ya yıllarca yaptı. 40 yıl boyunca yaptığı zaten hatalar vardı toplumu dışlayan başörtü konusunda. laiklik konusunda. Yani sistemsel hataları var. Bu hatalar e, yavaş yavaş Kılıçdaroğlu bunlardan sıyrılmaya başladı. Mesela başörtüsüyle alakalı beyanları var kendisinin. Şu anda çok güzel konuşmalar sonra evet. yaptı. Evet. Sonra. Yani aslında bu çok önceden olmalıydı. Çünkü hı hı. bütün siyasi partiler Türkiye'de CHP'den çıktı. Demokrat Parti'de, diğer partilerde hepsi oradan çıktı ama kurumsal olarak yapısının Jacobenlerin partisi oldu. Toplumu kucaklayamadı, halkı kucaklayamadı. Hı hı. Başa döneceğim. Şu anda İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olsun. Bu yaptığı Diyarbakır, ya yani size hayatınız boyunca gelemeyeceğiniz bir metropolün belediye başkanı oldunuz. Hayal bile edemeyeceğiniz. Toplumun değişim gücü. Sizi nereye getirdi? Oraya geldiniz, İstanbul'da çalışmaktan ziyade gittiniz Diyarbakır, o bu. Siz bir belediye başkanısınız, bir siyasi partinin genel başkanı değilsiniz. Önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi de yok. Ne yapabilirdiniz? Anadolu insanı şu anda, Anadolu insanı açlıktan ölür. Şehitleri varken, bu kadar milletin içerisinde vatan millet bekası varken çıkıp da Diyarbakır konusunda, kayyumlar konusunda, Mardin konusunda çıkıp da Ekim İmamoğlu'na oy vermez. Gidip büyük şeylerden alabilir. Evet. Neden? Bu millet açtan ölür kardeşim. Bugün bu ülkede, HDP'de eş başkanlık sistemi kanunlarımızda yok. 70 yaşında belediye başkanı Ahmet Türk, eş başkan, bir eş başkan. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, evet. Şehit ailelerini işten çıkartmanız olur mu? Böyle bir şey olabilir Pardon mi? Hocam peki burada yine yiyeceğim, kusura bakmayın. Nasıl belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunu da bir belirtmemiz lazım değil mi? Şimdi e, Ekrem İmamoğlu hükümet kanadının yapmış olduğu bazı hatar olmasa da acaba Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir miydi şu anda? Tabii ama işte bu AKP'nin hatası. Ola, olamazdı. İşte toplumun neden değişim oldu? gücü. Evet. Bunu bir hatırlatalım beğenmiyor. hocam. Şu Tabii. anda fırsat varken şu anda hatırlatalım. İmamoğlu neden o koltuğa oturdu? Evet toplumun... Şimdi 15 Temmuz darbe girişim oldu değil mi? O darbe girişimden sonra AK Parti seçmeni AK Parti'nin içerisinde çok ciddi değişiklikler bekledi. Bazı danışmanların değişmesini bekledi, bazı bakanların değişmesini bekledi, bazı milletvekillerinin bazı partilerin değişmesini bekledi. Bunların hiçbiri yapılmadı. Doğru değil mi? Evet. Ondan sonra bir seçim daha oldu. Bir seçim daha atlattık. O seçimden sonra da değil mi? Yani bir, bir şeyler göründü. Yine e, değişiklik beklendi ama o değişiklikler olmadı. Aksine Sayın Cumhurbaşkanımız işte Kızılcahamam'a gitti. Orada bir toplantı yaptı. Partisi toplantı yaptı. Ondan sonra bir açıklama yaptı. Dedi evet bir değişime gideceğiz. Bu değişim bizim istediğimiz zamanda ve bizim istediğimiz şekilde olacak dedi. Peki halkın beklentisi neydi? Sizin istediğiniz zamanda olmayacak. Biz istediğimiz zaman olacak. Sizin istediğiniz şekilde olmayacak. Bizim istediğimiz şekilde olacak şeklinde bir beklentisi vardı ama bunların hiçbir tanesi olmadı. Hatırlayın bir millet ve şey, seçim atlattık. O seçim sürecinde 15 Temmuz günü gazi olmuş, partilerde yetişmiş, liyakat sahibi. Bakın liyakat sahibi yani tek vasfı 15 Temmuz köprüsünde gazi olmak değil yani adamın. Partide yetişmiş, tabandan yetişmiş, parti kültürünü almış, kendini geliştirmiş. İnsanlardan bir, 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 birkaç tane aday oldu. Onlardan birini göstermelik bile aday yapmadılar. Aday yapmadılar bakın. İnsanların görmek istemediği ne kadar milletvekili varsa gene milletvekili adayı yaptılar. İnsanların artık hani bu hani Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, bize tevazu yakışır. Bu tevazuyu kaybetmiş, tamamen kibir abidesi olmuş. Danışmanlar ve bazı milletvekilleri, bazı işte parti yöneticileri hala ısrarla orada tutmaya devam ettiler. Anlatabildim mi? Ondan sonra halkımız da şunu dedi. Evet Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Tayyip Erdoğan seni seviyoruz. Sana olan sevgimizde, saygımızda herhangi bir şey yok. Anlatabildim mi? Ama senin etrafındaki bazı insanlardan hoşlanmıyoruz. Karşımıza milletvekili adayı diye getirdiğiniz bazı insanlardan hoşlanmıyoruz. Bazı danışmanlarından hoşlanmıyoruz. Parti içerisindeki bazı yana başka yardımcılarından hoşlanmıyoruz. Lütfen bunu karşımıza getirme dediler. Cimer'den yazıyorlar, Bimer'den yazıyorlar, sosyal medyada paylaşıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı gittiği yerlerde mektuplar vermeye çalışıyor, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Israrla insanları püskürten bir koruma ordusu, ısrarla insanları püskürten bir danışman ordusu ve hiçbir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza seslerini ulaştıramadılar. Ondan sonra bizim halkımız da hiçbir şeyin altında kalmaz. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanım, senin e, iktidarınla alakalı, seninle alakalı hiçbir sorumuz yoktur. Ama bizim bir tepkimiz vardı oylarını vermediler. Ondan dolayı Binali Bey gibi deneyimli, bakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış ve çok da değerli bir insan. İmamoğlu karşısında yenildi. Aslanı kediye boğdurdular. Anlatabildim mi? Evet. İşte İmamoğlu'nun bu koltuğa oturmasının sebebi budur. Peki, e, burada kısa bir araya gidelim. Reklama gideceğiz. E, kaldığımız yerden tamam. sizinle devam edelim. E, Ekrem İmamoğlu, Çetin Haus ve mecliste yaşanan bu hakaret, tamizden inşallah hocama karşı bir iki bir şey yaparsın. söylemek isterim yani. Tabii ki. Kısa bir araya gidelim. Evet, açık söze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi CHP'deki tartışmalara değindik. Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz haftalarda Londra'ya gitti. Chatham House'ta bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Finans çevreleriyle önemli isimlerle bir araya geldi orada. Orada bir de resim verdi, bir fotoğraf verdi. Hem Türkiye'ye aslında daha çok Türkiye'ye verilen bir fotoğraf gibiydi. Öyle algılandı. Onunla ilgili birçok çeşitli yorumlar yapıldı. Bulunduğu yerde hemen arkasında Sayın Cumhurbaşkanlarımızdan Abdullah Gül'ün orada bir resmi vardı, bir fotoğraf vardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu gezisini? Ona geçmeden önce Doğan Hocam'ın reklamlardan önce bahsettiği meseleye dönmek istiyorum. Bir iki cümleyle Lütfen. ekleme yapmak istiyorum. Lütfen. AK Parti'nin belediye seçimini kaybetmesindeki en büyük etkeni ben genç seçmeni olarak görüyorum. Çünkü genç seçmene yönelik çok önemli projeleri yoktu. Ve parti değişimine hiç gidilmedi dediğiniz gibi gençlere hiç yer verilmedi. yani Gençlere yapılabilecek en önemli şeyi ee, yapmadılar. Sadece işte e, yaşı indirdiler 18'e in milletvekili yaşını ama gençlerin projelerini istemediler. Mesela gençlerden projeler gelmedi yani. E, yaş aralığınız nedir? 25 ve 6 gibi mi? <laughs> şey Genç dediğim de üniversite öğrencisi. Bunu şunu söylüyorum. Üniversite Mesela öğrenci, hep şey kullanım. konuşuldu ya işte CHP'nin geçmişte yapmış oldukları işte e, o özellikle 90'lı yıllarda Nurettin Sözen dönemi Bedrettin Dalan'ın işte e, ekranlara çıkıp e, kusura bakmayın işte e, göle barajlara e, susuzluktan dolayı deniz suyu bastık. İşte musluklardan deniz suyu akıyor. Özür dilerim işte Haliç'i gözlerim gibi yapacağım. Ümraniye'de işte çöp dağları orada 3 tane ceset hala cesetler yok. Kimlerin olduğu belli ama cesetler bulunmadı falan. Hani bunları acaba anlatamadı mı? 10 bin valide mi diyorsunuz? Genç çünkü yaşı yetmiyor. Ee, yok ben şey hani 90'lı 80'li e, yıllardaki sıkıntıyı gençlere anlatmaya gerek yok. Hmm. yani gençlerin şu anki durumuna değinmek lazım yani gençlere ne verebiliriz gençleri nasıl kazandırabiliriz yani gençleri nasıl yönlendirebiliriz yani buna yönelik projeler yoktu hmm. ee, Sadece İstanbul'da 1 milyon 250 bin tane üniversite öğrencisi var evet. Yani bu sadece üniversite okuyan öğrenci sayısı hmm. bunun çalışanı var bunun okumayanı var hmm. bunun e, e, kendi ticaretle uğraşan kesimi var e, Var da var yani. Onlara hitap edilmedi evet. diyor. Onlara onlara hitap edilmedi. Ben de hocam bir cümleyle fazla sözünüzü kesmeyeceğim. Size aslında bir noktada katılıyorum. Ee, doğru yani biraz daha gençlere çalışmalar yapılabilirdi. Ama ben diyorum ki yani bu ayrıntıya rağmen bazı değişiklikler yapılabilseydi, bazı e, hamleler yapılabilseydi gene İstanbul seçimlerini alabilirdik diye düşünüyorum. Yani tamamıyla katılmıyorum demiyorum. Aslında gençlik gençlerin bazı çalışmaları da yapılabilirdi. Orada size hak veriyorum. Ama buna rağmen gene kazanabilirlerdi. Anlatabildim mi? Bir de şunu da söyleyeyim. Yani İmamoğlu gençlerin bir sürü söz verdi. Bu sözlerin hiçbirini şu ana kadar yerine getirmedi. Ama en azından her ne kadar gençlerin yani e, gönlünü kazanmadığını iddia etsek bile e, bu, bu şu ana kadar verdiği bütün sözleri yerine getiren bir hükümet var yani. Onu da bir şekilde anlatmaları lazım. En azından gençlere yönelik verilen hizmetleri daha iyi anlatacak bir ekip olabilirdi AK Parti. Yecek. Aynen burada çok yani büyük. Daha iyi. En azından bakın biz size şu sözleri verdik, bu sözleri de yerine getirdik. Biz sözünde duran bir hükümetiz diye bunu söyleyecek bir kadro oluşturabilirlerdi. Kesinlikle ama bunu kaybetme nerede kaybettiler? Evet. Belediye, şey CHP'nin e, itirazıyla belediye bursunun öğrenciye verilmemesiyle kaybettiler yani. Öğrenciye düşünmediklerini, yani öğrenci diyor ki bu, Parti beni düşünmüyor. Tabii yine verilmedi. Eğer, ne, süt vereceklerdi. işte ne bileyim bazı burslar yine verilmedi. O ayrı mesele. Yani neredeyse bir altı şey İşte oldu. AK Parti evet. o o, e, o bursu iptal etmeyecekti. Yani başka bir isim altından verecekti öğrenci yani. Öğrenciyi düşündüğünü öğrenci hissettirecekti yani bunu. Yani gençleri düşünecek ya projelerini hiçbir şekilde vazgeçmeyecekti. Başka işte toplum baskısı ya da işte Anı muhalefet Partisinin baskısından kaynaklı kararlı olduğu projelerinde vazgeçmeyecekti. Yani çünkü bu geleceğe yatırımdır yani. Hı hı. Onu yapmadılar. Hı hı. E, hocam bu eksikliği görmüştüm evet. yani daha doğrusu eklemek istemiştim teşekkür evet. ediyorum yani. E, diğer konu ise Ekrem İmamoğlu'nun şey, Ekrem İmamoğlu verdiği pus e, iki şekilde e, karşımıza çıkıyor. Birincisi Avrupa'da e, gülle beraber verdiği fotoğrafta Avrupa'daki e, Türkiye karşıtı olan Ak Parti karşıtı olan e, Lubya diyor ki, ben Erdoğan'a karşıyım. Onun karşısında kim varsa ben onun dostuyum. Düşmanımın düşmanı Dost. benim dostumdur. Dost. E, anlayışıyla anlayışıyla devam ediyor. Bir diğeri de. Türkiye'deki e, seçmenine e, bir mesaj veriyor. Diyor ki şeydir. Ben AK, AK Parti'ye karşıyım. Daha doğrusu Erdoğan'a karşıyım. Hmm. Onun karşısında bir yol çizmek istiyorum yani. Hani Cumhurbaşkanlığı seçimi olur. Parti başkanlığı olur. E, o minvalde yürümek istiyor yani. Yoksa bir belediye başkanının gidip hizmet etmesi gerekiyor. Neden böyle şeylere girişiyor? Şimdi Mansur iyi, dünyada... Mansur Yavaş Evet, dünyada İngiliz aklı denen bir şey var. Şimdi e, Ali da mesela İngiltere ile olan bağlarını az çok biliyoruz. Bu noktada e, İngiltere'nin e, yani İngiltere'de yapılan toplantılar, buradan İngiltere'ye giden isimler, giden siyasiler, yani, e, bunu nasıl okuyorsunuz siz? Bu bizim eksikliğimizden kaynaklı olarak ben görüyorum. Çünkü e, Avrupa'da özellikle e, bahsettiğiniz şekilde. Dernekler var. Evet, Araştırma fotoğrafı da verdi. Araştırma araştırma e, merkezleri kuruluyor. Hı hı. Bu araştırma merkezi sadece yurt dışında kendi ülkelerinin dışındaki ülkelerin siyasi geleceklerini araştırıyorlar yani. Bizde böyle bir böyle bir kaygı yok yani. Değil mi? Üniversitelerimizde de o tarzda kürsüler çok yok. Şu, hiç yok yani. Hiçbir çalışma yapılmıyor yani. Hı. Şu an fabrika gibi işleyen bir siyasetimiz yok. Hı hı. Bir hı. Lider, lider yetiştirilmiyor. Hı. Gelen yapışıyor hocamın dediği gibi gelen yapışıyor gitmiyor. E yeni kim devam ettirecek bunu? Böyle bir şey yok. Şu an buna müsait değil. Hazır, hazır, durumda olan bir lider yok yani. Nasıl e, alternatif üretilmediği için de böyle sıkıntılar oluyor. Yurt dışından birini gösteriyorlar, öne sürüyorlar, medyayla e, pohpohluyorlar. Oldu bitti yani. Evet. Bir de Cem Uzan var. Cem Uzan da iki ay sonra geliyorum dedi. Cem ben şöyle görüyorum yani. Çünkü o AK Parti'ye çok yakın konuşuyor. Hatta bütün yaptığı şeylerden pişman olduğunu görüyoruz. Yani bunu ara ara dile de getiriyor. Eğer o Türkiye'ye gelip yolladı şu zamana kadar ke kesinlikle e yeniden yargılanacak davalarının hepsinden yeniden yargılanma. Şö şöyle de. bir haberi var, Kendisi. Eğer Türkiye gelirse ve AK Parti hani hükümet buna e o müsaadeyi verirse siyaset alanına girmesi ne? Ortalama yine böyle 2000'li yıllara döneceğiz galiba. <laughs> Eğer siyasete girmesine izin verirlerse yani yargılanmasa adli anlamda e cHP'ye alternatif üretmenin e yoluna gidilecek yani. Hmm. Anladım. Peki e, kısa olarak şuna da değinelim. Mecliste bir hakaret tartışması yaşadı biliyorsunuz. Geçmişte e, eski başbakanlarımızdan Sayın Bülent Ecevit e, şu kadına haddini bildirin şeklinde cümleler sarf etmişti. Aynısı e, AK Partili Sayın Özlem Zengin'e CHP'li Engin Özkoç tarafından bu kadına haddini bildirin. Yine aynı sayıkla aynı cümledi ve aynı kelimeler kullanılarak tevafuk mu tesadüf mü? Evet. CHP'nin o hani Tepeden bakış açısı kesinlikle bilinç altında bilinç altından gelen devam bir ediyor, şeydir değil Çünkü devam ediyordur çünkü bilinç altından gelen bir şey İnsan sinirlenince ne söyleyeceğini tahmin etmiyor yani o zaman ne geliyorsa aynı ne geliyorsa bir anda söylüyorsun yani bu da e, sinirlenip bir anda aynı cümleyi kullanması ve başörtülü bir bayana karşı kullanması ve karşısındakinin kadın olduğunu e, unutarak, söylediği çok hadsiz, yani çok yakışıksız olan bir cümle kullanıyor. yani. E, bu da ne oluyor? Bilinç altında yatan şeyin dışa vuruluşunu görüyoruz burada. Evet, evet. E, şöyle bir güzellik var burada ama e, çıkıp özür dileyebiliyor. Özlem Hanım özrünü ka kabul ediyor. Evet. E, ve bu konuyu da hani çok fazla e, dillendirmemek gerekiyordu. Çünkü şöyle e, kadınlara çok kötü bir şey oluşturur yani kadınlara açısından. Hem bir erken kalkıp kadına karşı böyle e, e, güzel olmayan bir sözü kullanması erkek egemenliğini tekrar hani kadınlara mecliste dahi bu varsa eğer halkın içinde neden olmasın algısı oluşturuluyor. Buna yani bunun gündem olmaması gerekiyor sadece bunun için. Ki Türkiye'de şu anda özellikle son aylarda, haftalarda daha da yoğunlaştı. Kadına şiddetle alakalı birçok platformda ke, ke, kesinlikle yapılıyor. Ee, ya işte meclisten bir örnek bekliyorsunuz. Her şey, her, şey her şeyden bir örnek bekliyorsunuz. Evet. Ama yaptıkları şey halkı kin, nefret, yanlış yönlendirme daha kötü bir yola sokmaya çalışılıyor yani. Evet, evet. Peki Adem Bey şimdi biraz Suriye'ye bakalım isterseniz. Şimdi Suriye'de önemli gelişmeler yaşandı. Şimdi Telabiyat Rasulin Türk Silahlı Kuvvetleri bütün unsurlarıyla bölgede ve burada birçok anlaşmalar yapıldı. İlk etapta Amerika Birleşik Devletleri ile, daha sonra Rusya Rusya'yla 10 ve 13 maddeler arasında bir anlaşma yapıldı. Daha sonra bölgede Rusya ile devriyeler atılıyor. Ve bu noktada bazı tabii birçok soru işaretleri de var esasında bölgeye dair ama nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen noktayı? Şu bu anda, açısından. şu anda Türkiye açısından bence şahsi görüşüm ben Türkiye'nin oradan çıkmasından yana değilim. Şu anda askerde istemiyor zaten. Hemen. Ama şöyle bir durum var. Ben aslında Türkiye'nin yaptığı bütün politikalarda girdiğimiz yerden şehit verdiğimiz bir yerden çıkılmasına Buyur. karşıyım. Çünkü eğer girdiysek orayı alalım. Yani evet. bu yıllar eline vermişken aynen öyle. Çünkü bu bataklı kurumayacak. Bugün terör örgütleri yarın başka bir terör örgütleri yarın bugün terör örgütü dediğiniz PYD YPG yarın devlet haline geliyorlar. Ee, Amerika ile yapılan bir anlaşma var, Rusya ile yapılan bir anlaşma var. Tabii tam içeriğinin ne olduğunu e, stratejik olarak ben e, kestiremiyorum bu konuda. Ya yani, muhalif olduğum durumlar var. Ama e, şu anda Kimisi diyor işte el yapımı patlayıcılar temizleniyor. Kimisi diyor tekrar herhangi bir olay olabilir, tekrar girebiliriz. E, tekrar Amerika müdahale olabilir, Rusya müdahale olabilir. Çünkü orada ufak tefek hala çatışmalar devam ediyor. İşte devriyeler de devam ediyor. Ama e, neyin olacağını, çünkü önümüzdeki koridor, şu anda planlanan koridorda oraya Suriyelilerin yerleşmesi e, sadece o bölgede. ...bana biraz mantıklı gelmiyor. Şahsi olarak bana mantıklı gelmiyor. Amerika YPG'yi... ...petrol sahalarının orasına... ...oraya yerleştiriyor. Yakın bölgelere yerleştiriyor. Burada... ...Amerika'nın çıkarları bence Amerika uzun vadede düşünüyor. Ama şu anda ortada bir muallak var. Ama en karlı çıkan ülkenin ben... ...Rusya olduğuna inanıyorum burada. Çünkü yıllardan beri bu Suriye etkeninde... ...yıllardan beri... ...yüzyıllık bir plandı Akdeniz'e inmek. Ve burayla beraber... Şu anda indi. Daha da perçinliyor diyor. Aynen öyle. Zaten bayağıdır aslında Akdeniz'deydi da. Aynen öyle. Ama yani şu anda ne kazandık? Bence bunu zaman gösterecektir. Devlet politikasının karışını almak için zamana ihtiyacımız var. Peki şeyi o zaman nasıl okumak lazım? Amerika'nın işte ilk etapta 1000 tır, 2000, 5000, 10 bin, en son 30 bin, hatta şu anda 50 bin zikrediliyor rakam olarak. 50 bin tır göndermesi ee, sadece e, YPG'ye yönelik bir şey mi? Ya devlet kuruyor. Bunun amacı devlet kurmak. Dün e, terörist mazlum Kobani'yi bugün alıyor, e, devlet başkanı gibi karşılıyor, devlet başkanı gibi görüyor. Evet. Ya bugün e, baktığınız zaman zaten Amerika, Amerika'nın. Siz bile... soracaktım, yani Rusya ya karşı olarak da bir hareket olarak algılanabilir mi? Yani bence burada Rusya ile Amerika'nın ben ulaştığını, ne kadar ezeli düşman olsalar da anlaşacaklarını inanıyorum. Çünkü e, oradaki planları e, karşılıklı bence. Yani öyle çok çelişen bir planları yok. Sadece e, Suriyeyi nasıl yiyebiliriz? Daha önce bunu Afganistan'da yaşadık. Afganistan'da Amerika ile evet. Rusya arasındaki. Ben burada e, bunlara timsah göz yaşları diyorum. E, Rusya'nın girdiği bir yerde e, Rus sözü vardır. Ayı dansa kaldırırsan, e, dans sen istediği zaman değil. Ayı istediği zaman biter. Ruslar kolay kolay girdiği yerden çıkmaz. Planları planları. E, Geniştir. Ben bu konuda NATO tartışması vardı Türkiye'de uzun zamandan beri. Ben bu konuda ben NATO karşıtıyım. Ama şöyle bir durum var. Türkiye, Rusya gibi bir, ezeli bir düşmanınız. Bugün dostunuz ama yarın düşmanınız olabiliyor. Rusya gibi ezeli düşmanınız. İran gibi yıllardır ezeli düşmanınız olduğu sürece e, NATO'nun burada kalması, e, Türkiye'nin NATO'da kalması bence Türk devletinin menfaatine. Yoksa hükümet bunu küreciyi kapatabilirdi, incirliği kapatabilirdi. Ama devletler arasında kardeşlik yoktur, menfaat ilişkileri vardır. Peki tam da bu noktada şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı gerçekten çok sert ifadeler kullandı. Ben birebir aynısını söyleyeyim. Yanlışlık yapmak istemem. Sayın Erdoğan açıklamasında Fransa Cumhurbaşkanı NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyor. Sayın Macron bak Türkiye'den sesleniyorum. NATO'da da söyleyeceğim. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol et. Kimse Türkiye'yi çıkarma cüretini gösteremez. Şöyle söyleyeyim. E, e, politik bir dil ama şunu söyleyeyim. E, burada Cumhurbaşkanı'nın eli çok kuvvetli. Niye eli çok kuvvetli? E, şimdiye kadar Türkiye Rusya'ya e, 40 şey Rusya diyorum e, Suriye'ye 40-50 milyon dolar milyar dolar para, 35-40 milyar dolar e, para harcadı. E, Avrupa Birliği'nin hami devletleri hangileri? Fransa ve Almanya. Evet. Bak bize taahhüt ettikleri parayı ödediler mi ödemediler. Şimdi kadar yatırdıkları para, Türkiye'ye verdikleri para gibi olarak ...bir buçuk milyar euro. Biz Bir o... Fransa'nın Evet. tam Evet Bir yani Türkiye'nin burada Türkiye burada aslında politik dille eee kabadayılık yapıyor. Ne diyor? Açarım kapıları diyor aslında baktığınız zaman. Yani şu anda çekiniyorlar bizden. E, Erdoğan da diplomatik dille bunu yapıyor. Çünkü gerilim oluyor. Biliyorsunuz Yunanistan'da petrol araması Rusya işte Rusya diyorum Fransa buraya karışıyor. Libya'daki olaylara karışıyor. Her şeye karışıyorlar. İç politikamızı da karışmaya evet, çalışıyorlar. Evet. Macron bence kullandığı dil burada <laughs> abes bir dil değil. Normal bir dil. Çünkü çünkü Türk, e, Türk dili böyle olur. Çünkü bazen diplomatik dil bir şey yaramıyor. Yaptığı şeyler. Çünkü Macron uzun zamandan beri bizim iç siyasetimize karışıyor. Petrol Hı. aramamıza, doğalgaz aramamıza karışıyor. Ya bu verilmesi gereken bir cevaptı. E, verildi. Ama dediğim gibi asıl Türkiye'nin elini güçlendiren, Avrupa'da çok güçlendiren Suriye'li meselesi. Gerçekten öyle. Yani eğer Türkiye'deki kapılar açıldığında Avrupa Suriyeli akını, sadece Suriyeli değil, Afgan akını da olacağı için Türkiye bu konuda gerekli peşlevi çekebiliyor. Peki siz konuşurken şimdi bu aklıma geldi. E, bahsettiğiniz e, Sayın Erdoğan bu dili kullanmalıydı. Türkleri dil böyledir dediniz. Ama geçmişe döndüğümüzde bu dil bu üslup hiçbir zaman kullanılmadı. Sayın Erdoğan, Erdoğan tarafından e, şimdi bir Rizeli yönü var bir Kasımpaşalı yönü var e, bir ortada gerçekten birçok kesim tarafından e, kabul edilen bir lider profili. E, bunu e, ortaya koyup bir de Türkiye'nin birçok anlamda milli unsurları da özellikle Suriye'de kullandığını da düşünürsek işte Aselsan'ın tüpü takıp birçok şeyi de ortaya koyarsak Türkiye'nin geldiği noktayı da aslında gösteriyor mu o cümleler? E şöyle Türkiye'nin uzun zamandan beri yaptığı... Ya bu bir cesaret değil mi? Şimdi Cumhurbaşkanının tarzı zaten dediğiniz gibi kabadayı bir kültür. Yani Türk milletinin aslında DNA'sında var bu toplum böyle liderleri seviyor. Aslında toplumda bakın aslında Erdoğan neden lider? Neden yıllardır devleti yönetiyor? Bu toplumun. Mesela bakalım toplumun bu toplum kabadayı kültürü sever e, ee, kabadayıları sever. kabadayı kültüründen gelen mafyaları sever. Kabadayı kimdir mesela bu ülkede? Kabadayı siyasetçiler dediğimiz zaman. Ee, en büyük örneği Tayyip Erdoğan'dır. En büyük örneklerinden bir tanesi Eli Maşalı e, Meral Akşener'dir. Evet. Ee, diğer liderlerdir. İnsanlar bunları sever. Veya diğer kabada dediğimiz Şeyleri... Benal Akşener evet doğru söylüyorsunuz. Evet. E sever, eli maşalıdır der. İşte Toplum böyle insanları sever. Çünkü toplumumuzda bu kabadayılık vardır, kabadayılık kültürü vardır. Ama diplomatik dilde daha farklı. Ama dediğim gibi Almanya'ya karşı ve Fransa'ya karşı elimiz çok kuvvetli. Özellikle Suriye meselesi. Gerçekten bu konuda taahhüt edilen hiçbir şey yerine getirilmedi. E, 35-40 milyar dolar Türkiye para harcadı. Zaten cari açımız e, 70-80 milyar dolar. Ya Baktığınız zaman ya Suriyeliler yüzünden Türkiye'nin neler yaşadığını ama taahhüt ettikleri şeyler, kapıları açmayın, Kendileri de mülteci almıyorlar. Sadece işte vasıflı eleman dediğimiz kişileri alıyorlar. baktığınız zaman 1,5 milyar euro 1,5 milyar euro verip taahhüt etmedikleri zaman Cumhurbaşkanı da istediği gibi bunlara meden okuyabilir, istediği sözü de söyleyebilir. Yani Trump'a söylüyor veya bir başkasına söylüyor. Zaten onun e, o konuda bir şey yok. Yani bir frene basma gibi bir durumu yok. E, diplomatik dilde bunlar oluyor ve bence e, Macron da bunu Normal. hak etti. Çünkü uzun zamandan beri de iç işlerimize karışmaya çalışıyordu. Evet. Peki e, Macron hak etti mi? Kesinlikle hak etti. Hocamla bu konuda hem fikrim Zaten uzun zamandan beri iç işlerimize karışıyor. Tabii ben Rusya Amerika, e, Türkiye ilişkileri üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii, onu kur. Demeyin onu soracaktınız. Evet. evet. Şimdi, e, ben özellikle Türkiye ile e, Rusya'nın ilişkileri üzerine e, takılmış durumdayım. Yani iyi bir ilişkimiz mi var, yoksa kötü bir ilişkimiz mi var? İşte hocam demin anlattığı gibi NATO'dan uzaklaşmamız mı gerekiyor Rusya'ya göre yoksa hani e, haddimizi bilmemiz mi gerekiyor? Bunu biraz tartışmamız lazım. Yani kameralar önünde her şey çok mükemmel görünüyor. Kesinlikle. Şimdi baktığımız zaman bir kere Suriye konusunda Amerika ile hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. 40-50 bin tır işte silah gitti depolandı vesaire değil mi? Şu anda karşımıza silahlı bir PKK-PYD ordusu varsa tek sebebi Amerika Birleşik Devletleri'dir. ve Her zaman da söylemişimdir aslında karşımızda PKK-PYD üniforması giymiş Amerikan askerleriyle savaşmak üzereydik neredeyse. Barış Pınarı operasyonunda. Evet. Kesinlikle yani. Orada bir Kürt koridoru, Kürt devleti işte kurma, kurdurmaya çalışan tek devlette, en önemli devlet de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Hiçbir şekilde mütefik bir ilişkimiz kalmamıştır. Tamamıyla artık düşman ilişkilere doğru da kaymıştır. Bu kesin yani. Yani şu anda Amerika'ya karşı bir üstünlük sağlamışsak kesinlikle diplomatik yollarda kazandığımız bir başarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomatik yollarda yapmış olduğu hamleler Türkiye şu anda Amerika'ya karşı bir 0 öne geçirmiştir. Şimdi gelelim Rusya'ya. Biz Rusya'da, işte Suriye'de Rusya ile hem fikir miyiz, aynı politikayı mı yapıyoruz? Bir kere bunu sormamız lazım. Biz kesinlikle Suriye'de Rus, e, Suriye'de Rusya ile hem fikir değiliz. Değil. Aynı politikayı yapmıyoruz biz. Bizim Rusya'da, işte Suriye'de Rusya ile tek bir ortak noktamız var. Türkiye Cumhuriyeti Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana ve Rusya'da. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmaya ikna ettik. Son olarak biliyorsunuz. İkna adı, ettik. Rus yetkililer evet. orada YPG'lilerle görüştü. Evet. Bu e, geleceğim geleceğim oraya. Şimdi sonra. önce bir baştan başlayalım. Şimdi biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Rusya değildi ama Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle şu anda işte Suriye'nin e, toprak bütünlüğünden yana. Peki Suri, Rusya Suriye'de ne yapıyor? Bir kere biz PKK ve PYD'yi terör örgütü olarak görürken hı hı. Rusya PKK ve PYD'yi terör örgütü olarak görmüyor. Hatta PKK ve PYD ile bir ilişkisi var. Bu ilişkinin sebebini söyleyelim. Şimdi PKK ve PYD tamamen Amerika'nın kontrolünde olduğu için Rusya PKK ve PYD'yi Amerika'nın kontrolüne bırakmak istemiyor. İpleri tamamıyla Amerikan ellerine eline vermek istemiyor. Ve şu anda PKK ve PYD'yi Esed rejimine, karşı, e, rejimine entegre etmeye çalışıyor. Bakın PKK ve PYD'yi Esed rejimine entegre etmeye çalışıyor. Anlatabildim mi? Şimdi en son o 30 kilometrelik güvenli bölge oluşturduktan sonra, hani orada o çekilme sürecinde bir anda PKK'lı sözde e, askerlerin, e, Rus generallerle vermiş olduğu pozları bütün Türkiye dehşetle izledi. Doğru değil mi? Evet. Şimdi bir kere biz burada fikir değiliz. İkincisi, İdlib bombalanıyor. Siviller ölüyor. Ve biz diyoruz, diyoruz ki, yani dünya kamuoyu şunu söylüyor, işte Esed rejimi yine orada sivilleri katletti. Rusya. Aslında sivilleri orada katleden Rusya. Anlatabildim mi? Sonra biz ne yapıyoruz? Bizler yani Türkiye Cumhuriyeti Esed rejimle görüşmediği için, muhatap kabul etmediği için Rusya'ya gidiyoruz. Rusya diyoruz ki git Esed'e söyle sivilleri katletmesin. Ondan sonra Aracı oradaki etmiyoruz. siviller Türkiye'ye doğru geliyor ve Türkiye sınırında bir yılma meydana yani, geliyor. Yani ilişkiler hep Anladın mi? Ve Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman sanki Rusya ile Türkiye arasında bir işbirliği varmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Aslında bu yok. Anlatabildim mi? Ondan sonra bir de şöyle bir durumumuz var. Biliyorsunuz Türkiye'nin Suriye'de gözlem noktaları var şu anda. Şimdi bu 9. gözlem noktası bir anda işte bu Esed rejiminin askerleriyle tarafından işte biliyorsunuz abluk altına alındı. Doğru değil mi? Şimdi biz de işte bazı tesisatlarımızı götürürken, işte bazı ihtiyaçları götürürken orada 9. gözlem noktasına giderken Rus askerlerinin eskortluğuyla gidiyoruz. Savaş an meselesiydi mi? Gidiyoruz. Net Bakın neden gidiyoruz? neden gidiyoruz? Çünkü orada her an mesela rejim askerlerle bir çatışmaya girebiliriz. Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin işte Rus asker eskortuna ihtiyacı var? Asla yok. Peki biz onlarla işte çatışmaya girmekten çekiniyor muyuz? Asla çekinmiyoruz. Sadece uluslararası anlaşmalara bağlı kalmaktan dolayı biz ne yapıyoruz? Onların işte eskortluğuyla işte biz 9. gözlem noktasına ihtiyaçlarımızı gönderiyoruz. Anlatabildim mi? Bir de şöyle bakalım olayı. Hani bu Rusya-Türkiye ilişkilerine şuradan bakalım. Şimdi İdlib ve Sarmada bölgesinde İdlib ve Sarmada bölgesinde yavaş yavaş Türkiye karşıtı söylemler başladı. Bakın neden başladı? Diyorlar ki bizi Türkiye Cumhuriyeti kendi kaderimizde baş başa bıraktı. İşte mazot bir 1,5 liraydı 6 liraya çıktı. İşte temel ihtiyaçlarımızı işte gıda ihtiyaçlarımızı un gibi anlatabildim mi? Temel ihtiyaçlarımızı işte elde edemiyoruz, alamıyoruz anlatabildim mi? Türkiye işte bizi kendi kaderimize mi terk etti tarzında yavaş yavaş Türkiye'ye karşı bir homurdanma meydana gelmeye başladı. Ve şu anda dedim ya işte e, Esed rejimi bölgeyi bombalıyor, Rusya destekli olduğunu onlar da biliyor ve Türkiye bu konuda neden sessiz kalıyor tarzında bir eleştiri var. E pe, peki Türkiye neden sessiz kalıyor? Türkiye yapmış oldu. Mesela bu Rusya ile yapmış olduğu anlaşma. İdlib anlaşmasıydı. değil. Mesela yine bir anlaşma daha yapıldı. Bu anlaşma bağlı kalma noktasında çok kararlı. Evet. E peki Amerika ve Rusya aynı tutumu sağlıyor mu? Kesinlikle aynı tutumu sağlamıyor. Adana mutabakatı. Adana mutabakatı hiçbir şekilde uluslararası anlaşmaları bağlı kalmadan el altından yine orada çalışmalarını yapıyor. Bombalama oluyor anlatabildim mi? PKK, PYD'ye destek var. Ciddi manada orada kendi çalışmaları. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti olarak anlaşmaya bağlı kalıyoruz. Yani İdlib'de neredeyse bombalanmayan gün kalmadı. kalmadı. Neredeyse her gün sivil ölümleri gerçekleşiyor. Evet. Rus bombardımanlarından kaynaklanıyor. Ve e, 20-25 gün bir sarmada İdlib bölgesinde işte bazı gözlemler yaptım. Orada mesela bir olay duymuş. Çok üzüldüm. Bunu tabi bakanlık mercinde de paylaştım. İçişleri Bakanımıza kadar birçok mercide paylaştım. Orada e, şu anda işte bölgenin hakim olarak görülen HTŞ var. Heyet-i Tahrir mi? E, petrol ihtiyaçlarını rejimden ve PYD'den alarak karşılıyorlar. Yani petrolu petrolü rejimden ve PYD'den satın alarak karşılıyorlar. Anlatabildim mi? Milyon dolarlar veriliyor. Oradan petrol alınıyor. Ondan sonra rejim ve PYD bu almış olduğu milyonlarla mermi alıyor, ondan sonra Türk askerine kurşun sıkıyor. Anlatabildim mi? Şu anda da aynı homurdanma var. Halen diyorlar ki bizi neden onlarla hani e, onlara muhtaç bırakıyoruz? Biz neden onlardan petrol almak zorunda kalıyoruz? Neden temel ihtiyaçlarımızı onlardan almak zorunda kalıyoruz? Anlatabildim mi? bakın şey. burada ilginç bir şey daha var. Bu ihtiyaçlarını da tamamen yasa dışı yollarla elde ediyorlar. Anlatabildim mi? Hani yasak ya. Orada kaçakçılar yoluyla bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Yani şimdi baktığımız zaman özetle biz şu anda sadece Sur, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından Rusya ile müttefik halde gözüküyoruz. Anlatabildim mi? Bir de dediğim gibi hani Esad rejimiyle işte ilişkilerimiz kopuk olduğundan dolayı şu anda onlarla işte bir paravan şeklinde bir görüşme görüşme noktası paravan şeklinde kullanıyoruz onları. Ama aslında diğer da çok da iyi sayılmaz. Burada <laughs> ya diplomatik... şunu da söyleyelim şimdi Rusya ile devriyeler yapılmaya devam ediliyor. Evet. Rus askerleri, Rus zırhları ve Türk zırhları giderlerken Rus zırhları geçtikten sonra bizim zırhlılarımız orada bulunanlar tarafından taşlanıyor. Kesinlikle. Yani e, o sahada olaylar çok farklı. Sahada olaylar farklı bir de Ferdin Bey şöyle bir durum var. Şimdi mesela rejim PYD anlatabildim mi? Ve işte o HTŞ de dahil buna yani. Kandurlarla bir ticari ilişki de var. Onu söylemeyeyim. Baktığınız zaman işte birbirine karşı üç tane grup, anlatabildim mi? Ama ticari anlamda bakıyorsunuz bir alışveriş de var yani. Evet. Yani burada Türkiye'nin yapması gereken bazen Bazen Amerikan ve Rusya'nın politikalarına bakıp yani yasa dışı yollara başvuralım demiyorum ama onlar ne kadar sınırları ihlal ediyorsa aynı oranda biz de sınırları ihlal etmeliyiz. Anlatabildim mi? Evet. Onlar ne kadar anlaşmaları bozuyorsa onlar kadar en azından anlaşmaları bazen saygı göstermemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin menfaati söz konusu. Bir anlaşma var, üç ülke arasında bir dört ülke arasında bir anlaşma var. Üç tanesi uyma ama biz uyuyoruz. Genelde ve bu da bizim menfaatimiz dışında. Öyle değil mi? O zaman bizim de ona göre bazı hamlelerimizi yapmamız gerekiyor. Evet, evet. Şimdi Peki. burada şeyi de söyleyecektim, unutuyordum yani. Böyle. Ondan sonra bu bizim işte Rusya'ya paravan olarak yap, kullanmamızda yani Esed rejimiyle diplomatik bütün yolların kesilmesinde bizim hatamız yok mu? Bakın ben burada en başından beri bazı eleştiriler yapıyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamalar yaptı. Diyor yani işte bir e, sivil katildir Esed rejimi. Anlatabildim mi? İşte insanları katlediği sivilleri katlediği işte bizim onlarla hiçbir şekilde diyalog kurmamız doğru değil. Ama biz bu noktaya gelmeden önce bazı e, bazı refleksler gösterebilirdik. Peki ne yapabilirdik? <laughs> Suriye politikası tamamıyla Sayın Ahmet Davutoğlu'nun stratejik derinliğine gömülmüştür. Onu söyleyeyim. Şu anda Esed rejiminin tabiri caizse Rusya'nın kucağının oturmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de Sayın Ahmet Davutoğlu'nun stratejik derinliğidir. Anlatabildim mi? Daha olaylar başlamadan önce orada hani bazı muhalif gruplar işte Esed rejimine karşı ayaklanmaya başladığında anlatabildim mi? bizim şunu yapmamız gerekiyordu. Hani biliyorsunuz o zaman Esed şey diyordu hani Esed e, Esed'e kardeşim Esed diyorduk işte hanımıyla beraber gelip Antalya'da işte tatil yapıyordu. Fenerbahçe gitti Halep'te işte maç yaptı tamamen barış rüzgarlar esiyordu. Ben bölgenin insanıyım öyle değil mi? Ondan sonra bir anda kapılar açıldı Türkiye ile Halep arasında işte ticaretler başladı. Biz bir anda Halep'i yani Türkiye'nin bir vilayeti zannettik. Mi? Böyle yani, onun rüzgarları yani. rüzgarlar eserken bizim, bizim şunu yapmamız gerekiyordu. Kardeşimiz Esed'ti. Ey kardeşim Esed burada sana karşı ayaklanan bazı gruplar var ve sen bunların terör örgütü olduğunu iddia ediyorsun. Biz nasıl ki PKK'lıları terör örgütü olarak görüyorsak, FETÖ'cüleri terör örgütü olarak onlar da öyle görüyor. Biz, biz görmeyebiliriz ama o öyle görüyor. Türkiye Cumhuriyeti, polisi, istihbaratı, ordusu anlatabildim mi? Bunları bastırma noktasında senin yanındadır. Ama sen de halkın isteklerine kulak kabart. Eğer demokrasiye gitmek istiyorsa bu diktatörlük rejimini istemiyorsa sen de seçime gir, seçimle kazan dememiz gerekiyor. Biz bunu yapmadık. Hemen bir anda işte e, şey, Esed rejimiyle yolları kapattık. Her türlü diyaloğu kapattık. Anlatabildim mi işte? O da ne yaptı? Zaten ruhunda olan bir şey geldi. işte siviller bombalanmaya başladı. Olay bu noktaya geldi. E biz şimdi dediğim hamle yapmış olsaydık, dediğim hamle yapmış olsaydık, şu anda Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti, Kürt kurduru kurulmamış olacaktı. Amerika ve Rusya orada cirit atmamış olacaktı. Milyonlarca insan savaştan dolayı ölmeyecekti, şehit olmayacaktı. Milyonlarca insan Türkiye'ye göç etmeyecekti. Anlatabildim mi? Belki de şu anda Suriye Türkiye'nin bir, 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 evet. müttefiklerinden bir tanesi olacak. Evet. Peki e, Hadi Bey araya gideceğiz. Reklamlardan sonra sizle inşallah devam ederiz. Suriye'ye neden girdik? Niçin girdik? Belki biraz da bundan gözgah e, yapmamız lazım. Şimdi kısa bir ara. Evet son bölümde kısa bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Hadi Bey e, sizle devam edelim. Suriye'ye Türkiye ye niye girdi? Şu malum Adana e, mutabakatı e, bunu biraz galiba açmak bunun üzerine konuşmak lazım yeniden. Kesinlikle çünkü bizi e, hani Suriye'ye girmede e, bizi yasal olarak haklı kılacak elimizdeki tek delildir yani bu. E, bir ülkenin başka bir ülkenin e, topraklarına girme hakkı e, yoktur. Hak bu sözleşmeden dolayı biz kendimizi şu an haklı buluyoruz. Evet. O da sözleşme şöyle. Ya iki türlü aslında biz burada kendimizi savunuyoruz uluslararası arenada. Suriye girmesinde girmemizdeki e, e, yasal olarak e, bize tanınan hak meşru müdafaya dayalı olarak giriyoruz. Bazen sınır dışından bizim sınırımıza ya da sınır iç e, 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 sınırımızın bu tarafında e, bombalar yağdırılıyor. Buna dayanarak meşru müdafaa olarak biz giriyoruz. Ya da şu an Erdoğan'ın çok sık olarak bahsettiği Adana mütabakatına dayanarak giriyoruz. Adana mütabakatı 98 yılında Suriye ile bizim aramızda imzalanan bir anlaşmadır. 80'li yıllarda 70, 80, 90'lı yıllarda orada PKK'nın liderinin barınması, kamp açılması, örgüt üyelerini eğitmesi çok geniş alanda bir yer bulmuştu Suriye'de ve kendine Suriye yönetimi buna karışmıyordu. Kendini çok güzel bir şekilde orada hazırlıyordu yani. Şu anki döneme hazırlıyordu yani. Bekada. Kesinlikle. Bu hazırlamadan dolayı Türkiye'den de tek bir ses çıkmadığı için yani bütün siyasi partiler birleşip ülkenin bekası için güçlü bir ses karşısına yani güçlü olarak durmadığı için de hep erteleniyordu. yani. E, ta ki 98 yılında bütün partilerin e, birleşmesiyle, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, e, Dışişleri Bakanı'nın hepsinin beraber yaptığı açıklamayla Suriye e, geri adım atıyor, diyor tamam gelelim o zaman anlaşmaya varalım. E, bu anlaşma da e, sadece şunu gerektiriyor PKK'nın ve PKK uzantısının o topraklarda barınmaması. Evet. Buradaki en önemli nokta şu ama bizim şu an işimize yarayacak olan şey PKK'nın uzantıları da sözleşmenin içeriğine eklenmiş İsim belirtilmemiş hı hı. ama uzantıları denilmiş yani. Ee, Dolayısıyla bu de PDE'yi hep kapsıyor. Kendimizi savunacak. Dedikleri kadar isim değiştirsinler. Tabii kendimize savunacak noktamız burada çıkıyor zaten. PKK'nın uzantısı dediğimiz zaman bu bize hak tanınıyor. Hı hı. Ee, o zaman da girebiliyoruz ama e, sözleşmedeki e, eğer iki ülke kendi e, iç işlerinde serbestse yani kısıtlanmamışsa bazı yönlerden e, müdahale hakkımız yok ama Suriye yönetimi e, PKK ve türevlerini şu an bastıramadığından dolayı ya da onu o ihtimali ortadan kaldırmadığından dolayı bu sefer ne oluyor? biz sözleşmenin gerekliliklerini yerine getirmek zorunda kalıyoruz. Amerika hangi sözleşmeyle giriyor acaba? Amerika'nın bu başta davetle giriyor. Rusya davetle giriyor ama Amerika hiçbir şeyle girmiyor. Yani. Sadece e, insan hakları çerçevesinde işi de işi de karşı olarak evet. e, giriyor. Ta ki nasıl Irak'a girdiyse hı hı. E, belli bazı şeyleri bahane ederek ülkelere giriyor. E bunun karşısında da kimse çok güçlü bir yani koalisyonlar kurulup karşısına çıkmadığı için de istediğini yapıyor yani. Çünkü e, uluslararası bir kanun yok. Bir kural yok. Tamillerle yürüyen e, kurallardır yani sadece. Evet. Kim kendi kuralını yediriyorsa yani. E, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını zedeleyecek her türlü örgüte karşı bizim Suriye ile bir anlaşmamız. Ya yani Suriye'den gelen bütün tehditlere karşı e, biz hak sahibiyiz. Evet. Bunları ortadan kaldırmaya yönelik hak sahibiyiz kendisi yapabiliyorsa önce kendisi yapacak sözleşme gereğince kendisi yapamıyorsa biz yapacağız yani o sorun ortadan kalkacak yani sadece biz buna dayanarak ya da meşru müdafaya dayanarak dayanarak e, uluslararası arenada yasal olarak Suriye'nin içerisinde bulunmuş bulunuyoruz yani anlıyorum evet peki e, ya bu önemli bir nokta esasında tabii Suriye'ye nasıl girdiğimiz bundan sonraki süreç e, ama e, Amerika ile Türkiye'nin ilişkilerinin geldiği noktayı nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi Trump bir mektup gönderdi biliyorsunuz. E, gerçekten tam bir fecaattı. Sayın Erdoğan e, buradan gitmeden o mektupla ilgili açıklamalar yaptı. İşte gittiğimde o mektubu iade edeceğim ki iade etti. E, nasıl bir ilişki var? Amerika ile Türkiye ilişkileri yıllara dayanan bir ilişki. Yani küçük bir ticari ilişkiler, stratejik ilişkiler, NATO'dan başlayan derin ilişkiler var. Yani orada Ya yani çok giriftiz aslında. Evet, aynen çok öyle. Mutlaka. Aynen öyle. Yani iç içe girmiş bir iki ülkeyiz. Ama şöyle bir etken var. Amerika'nın diplomatik dilleri sadece Amerika Başkanı Trump'ın kendi bünyesine bırakılacak bir şey değil. Dünya tarihinde Trump'ın Cumhurbaşkanımıza gönderdiği mektubun dünyada hiçbir örneği yok. Hiçbir Amerika başkanının Diplomatik teamüllerin dışına çıkıp e, böyle saçma sapan bir mektup dünyanın hiçbir tarafında yok. E, zaten Atla tweetleri nereye koyacağız? Aynen öyle. E, 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 çağın delisi diyelim. Çünkü Amerika da kendisinden rahatsız. E, o mektup o, o gün ben Twitter'dan takip ettiğimde e, bütün Amerikalılar alay ediyordu kendisiyle. Ama şöyle bir şey var. Amerika'nın politikaları yüzyıllık politikalardır. Türkiye ileki ilişkileri... ...diğer ülkelerle ilişkileri... ...hiçbir Amerika devlet başkanı... ...çıkıp sekreterini karşısına alıp... ...sen şu mektubu şöyle yaz... ...diyemez. Neden diyemez? Şimdi ulusal sıtıcıları vardır Amerika'nın. Ulusal satıcılar... ...ulusal e, dengelere bağlıdır. As Suriye'de bir mesele var. Türkiye ile kendi Amerika'nın. Türkiye sınır komşusu ve orada... ...çok etkin bir devlet. Suriye meselesi... ...varken, ticari ilişkiler varken... ...hiçbir devlet başkanı... ...diplomatik dilin dışına çıkıp... Pentagon'un yetkililerin dışına çıkıp, Dışişleri Bakanı'nın haberi olmadan böyle bir mektup yazamaz. Dünyada bunun bir örneği yok. İşte saçmalama, işte iyi şeyler olmasa tarih senin sonsuza kadar affetmeyecek. Seni arayacağım. Ya Seni arayacağım, şeytan olarak kalacaksın gibi. Çok saçma sapan, böyle bir diplomatik, dünyada böyle bir dil yok. Zaten Trump'ın başı Amerika'da zaten Ukrayna'dan dolayı. Asil Aynen öyle. Facebook'tan şey yaptığı için... O Cambridge Analytica'nın anlaştığı için, oradan zihin okuma gibi evet, bazı evet. şeyler yaptığı için zaten başı belada. Büyük bir ihtimalle ben herhalde az edileceğini düşünüyorum. Şimdi bizdeki İmam-ı hazırlığı seçilmesi gibi o da orada seçildi. Ya işte böyle Aynı benzer bir durum var. Ya yani Rusya'yla da ilişkilendirebiliriz seçim yani, sürecinde. Aynen bir. öyle. Yani Trump'a baktığınız zaman İtalya'da Berlusconi de aynısıydı. Evet. Baktığınız zaman. Yani hani kıyamet alametlerinde vardır ya evet. <laughs> kıyamet dünyanın sonuna yakın dünyayı deliler yönetecek. Galiba böyle bir etken var ama Türk-Amerikan ilişkileri hiçbir zaman bozulacak ilişkiler değil. Yani iç içe girmiş birçok konuda stratejik olarak beraberiz. Birçok noktada metastas yapmış. Aynen öyle. Şu kelimeyi çok kullanıyor. Aynen öyle. Ya şu 15 Temmuz darbesinde gerildi. 15 Temmuz darbesinde gerildi. Hala devam eden bir gerginlik var. Ama dediğim gibi şu anda Suriye konusunda Trump bence şu anda mutlu. Gergin değil, mutlu. Çünkü bir anlaşma sonuçta Mazlum Kobani gibi bir lideri doğurdu. Çünkü şöyle, zaten son dönemde 40 yıldır Amerika'nın destek verdiği PKK, 40 yıldır bir devlet kuramadı. Zaten 99'da Abdülhocalan'ı bize verdi. Aynı 99'da yanında Fethullah Gülen'i aldı, başka bir teröristi yanına aldı. Şimdi Karayılan ve diğerlerini ödül başlarına ödül koydu e, geçen yıl. E, şimdi de onlara ihtiyaç duymadığı için yanımızda zaten bir Kürt devleti kuruluyor. E, Mazlum Kobani diye e, Öcalan'ın e, bebek katilinin e, manevi oğlunu yanına aldı. Ama Amerika'nın e, dış politikası, Amerika'nın stratejileri çok farklı. Şimdi biz nasıl geçmişte e, Çeçenlere, Boşnaklara, Türkmenlere destek oluyorsak onlara bunlar çok normal geliyor. Amerika politikalarında bunlar çok normal. Yani bir Fethullah Gülen'in terör örgütünü, işte bir PYD, YPG, onlar için desteklemek çok şey gibi geliyor onlara. Sıradanmış gibi geliyor. Sıradan. Onların politikaları bizim gibi değil. Onların anlayışlarıyla bizim anlayışlarımız aynı değil. Ama Amerika'nın şu anda Türkiye ile ben gergin bir ortamı olacağına inanmıyorum. Çünkü Halkbank olayında şu anda mesela Ardan olarak bank ikinci mahkemesi var herhalde 15-20 gün sonra. Yani Türkiye bu konuda Amerika ile çünkü ikisinin de birbirine ihtiyacı olan. Akdenizde Amerikanın da en büyük korkusu İran. Bu coğrafyada bizim olmadığımız bir yerde, Türk devletinin olmadığı bir yerde Amerikanın çıkarları hiçbir zaman ön planda olmayacaktır. Yani bölgede bize her türlü ihtiyacı, i̇htiyacı var. İhtiyacı var zaten. Mı? Yani şimdi inceliği biz kapattığımız zaman. Kireci mı kuracak? Aynen öyle. Yunanistan'ı mı kuracak? Girit'i e mi kuracak? Aynen öyle. Ama şu şu bir gerçek, bir Türk'ün Türk'ten başka dostu yok bizim kendimizden başka dostumuz yok. Yani geçmişte hatırlıyorsunuz bilmiyorum 2004 ya da 2007 Azerbaycanla bile bir aramız açılmıştı. Oradaki şehitlikteki bayrakları yarıya indirmişti Azerbaycan. Yani kardeşler arasında bile. Doğru. Bu yok. O yüzden e, Türk devlet politikası buna uygun olması gerekiyor. E, ama e, milli konularda Türkiye'nin gergin olduğu süreçlerde bugün olduğu gibi e, bu politik değil liderler arasındaki politik dil o dediğiniz 19 Mayıs'taki o bütün liderlerin toplanabileceği bir mutabakat olması gerekiyor. Evet. Böyle milli konularda sadece bu mesele Cumhurbaşkanı'nın veya AKP hükümetinin programı değil, meselesi değil tüm ülkenin meselesi katılımcı bir dil yapmak gerekiyor. O yüzden bu gerilim dili de milli durumlarda 15 Temmuz'da olduğu gibi herkesin yeni kapıda nasıl gidiyorsa insanlar siyasi parti liderleri e, Cumhurbaşkanının burada şey kapsayıcı olması gerekiyor. Milli konularda çünkü tek taraflı değiliz. E, muhalefet partileri farklı bir şey söylüyor. S400 konusunda bile herkes fikir olamadı. Evet. Ama şu anda bakıyoruz. E, Suriye konusunda Bir konsensus. E, aynen öyle. Baksın mesela şu anda şu problem var. S400'leri aktif edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Tabii ki aktif edeceğiz. Bu Türkiye'nin milli beka meselesi. Yani Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu onun cevabını verdi. Evet. Yani. Ee, dediğim gibi Amerika ile Türkiye ilişkileri hiçbir zaman bozulacak ilişkiler değil. Hı hı. Ee, bunları birçok kez gördük. Raip Branson olayında da gördük. <laughs> ee, FETÖ hala Türkiye orada çalışıyor ama... E, 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 şu anda oradan alınacak ben devlet kendi devletin kendi arasında görüştüğü orada bir sürü kişi var. Davutoğlu Davutoğlu diyorum. Dışişleri Bakanı'nın Çavuşoğlu'nun geçen yıl orada yaptığı özel görüşmeler var. Belki terör örgütü liderlerinden oradan alınacak insanlar var. Cemaatten alınacak insanlar var. Yani Amerika sadece burada tek taraflı bu olaya bakmıyor. Ama yani cemaatten demeyelim de hocam. Yani terör evet, terör örgütü. Var. Ben öyle diyorum. Zaten en büyük düşmanlarımızdan bir tanesi eski, yıllarca eski hepimize Cemal çektirdi. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. ya Baktığımız zaman e, durum ortada. Amerika, dediğim gibi Türkiye'yi hiçbir zaman e, göz ardı demez. Hmm. Türkiye gibi bu coğrafyada eğer etkin olmak istiyorsa Türkiye gibi bir devletle e, yan yana olmak zorundadır. Devletle <laughs> iyi anlaşmak zorundadır. Ama dediğim gibi bu değil. Diplomatik değil. Dünya tarihinde bir örneği yok. Çok büyük bir hakarettir Türkiye Cumhuriyeti devletine. E, siyasi iktidarlar gidicidir ama e, devlet bakidir e, bu, bu bu anlayış e, dediğim gibi Amerika'da da bir karşılığı olacaktır çünkü Amerika'da e, Merkez Bankası ile Pentagon arasında hep bir çekişme vardır İki tane derin devlet vardır orada kendi aralarında çekişiyorlar bence bu Trump'un en son hatası buydu bu diplomatik değil çünkü çok büyük bir sonuçlar doğurabilirdi Türkiye ile çok büyük gerilim olabilirdi çünkü Erdoğan da Cumhurbaşkanı da e, e, gergin Karadeniz kimliğinden kaynaklanan gergin bir eee kültürü var. Yani Trump'ın bunun altına kalmazdı. İyi bir diplomatik dil e, güdüldü. E, i̇zleyeceğiz zamanla göreceğiz. İnşallah. inşallah Tabii e, şimdi <laughs> e, Doğan Bey e, Amerika ile Türkiye arasındaki mevcut ilişkileri geçmişe e, binayın bir e, girit şeklinde devam ettiğini söyledi. E, kendileri e, Adem Bey tabii bu zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Biz 1071 yılında Alparslan'la beraber girdiğimiz söyleniyor ama evet. geçtiğimiz Malatya'da bir köyde bir kazı çalışması yapıldı. Evet. Burada 6. yüzyıla e ait olduğu belirlenen bir Göktürk alfabesi bulundu. E bu ne demek? 1071'den 400, 450 sene daha geriye gidiyorsunuz. Yani bu coğrafyada biz hep vardık. Sıkıntılar hep vardı evet. ama biz ...aynı şekilde o sıkıntılarla boğuşmayı ve onlarla yaşamayı da bildik. Ve bundan sonra da sonsuza kadar da burada kalmaya devam edeceğiz. Ee, birçok noktada e, tabii mücadele devam ediyor. Önümüzde geçmişten PKK var, şimdi buna FETÖ eklendi. Bu noktada Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun birçok açıklaması var. Gerçekten e, son derece o dik ve dirayetli duruşunu her platformda, her programda, her kürsüye çıktığında... E, gösteriyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz evet. mevcut durum? Şimdi e, Feridun Bey, öncelikle bu konuya değindiğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın İçişleri Bakanı bence her zaman için parantez açılması gereken bir bakan. E, benim e, nazarımda e, Sayın İçişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyetinin gelmiş geçmiş en başa, başarılı İçişleri Bakanıdır ve halkımızın birçoğu da kesinlikle benimle aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi bu bir iddia mıdır yoksa bunun somut verileri var mıdır? Önce onu bir açalım. Kesinlikle bir iddia değildir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK ile mücadelesine baktığınız zaman, sürece baktığınız zaman PKK'nın en çok darbe yediği dönem Sayın Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemeden geliyor. Şunu da söyleyelim mi? Ee, sözünüzü kestim ama 15 Temmuz'dan sonrasını belki biraz konuşmak lazım. Konuşacağım. İst Yok şu an şunu söyleyeceğim. Yani istihbari anlamda biraz konuşmak lazım. Çünkü e, ben gün içerisinde bülten sunuyorum burada. E, dolayısıyla Bakıyorum her gün mutlaka ya gri kategoride ya da kırmızı kategoride PKK'nın üst düzey Aranan. yetkilileri arananlar hep ele geçiriliyor ya da etkisiz hale getiriliyor. Ve verdiğimiz haberlerde görüyoruz ki MIT cümle şöyle kuruluyor. MIT ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarmanın yapmış olduğu orta özel kutsuz. ve ortak operasyonla bu başarı geliyor. Bu gerçekten önemli. Evet şimdi bir daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK ile mücadele sürecine baktığınız zaman PKK'ya en büyük darbe Sayın Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı döneminde vuruldu. Evet. Ve yakın zamanda PKK'nın dört tane üst düzey yöneticisi sözde yöneticisi yakalandı. <laughs> Ve dediğiniz gibi gri listede olan PKK'lılar yakalandı. Şimdi bir de şöyle bir süreç var. Şimdi artık eskiden hayatımızda PKK terör örgütü vardı. Şimdi hayatımızda bir de FETÖ terör örgütü var. Şimdi ben her zaman diyorum Sayın Süleyman Soylu gibi cesur girişken, kararlı, iç ve dış tehditlere e, aldırış etmeyen bir bakan olsaydı acaba FETÖ ile mücadele bu şekilde gider miydi? Kesinlikle bu şekilde gitmezdi. Neden gitmezdi? Çünkü maalesef Türkiye'de FETÖ ile mücadele birçok kesim tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile mücadelesi gibi lanse edilmeye çalışılıyor. Halbuki bu mücadele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mücadelesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin FETÖ ile mücadelesidir. Sadece bunu hükümetin Tayyip Erdoğan'ın işte ile mücadelesi olarak görmemek lazım. İşte Sayın İçişleri Bakanımız da meseleyi aynı bu şekilde idrak edip ölümüne bunların üzerine gidiyor. Ve baktığınız zaman her gün ama her gün her gün işte ordunun içerisinden, emniyetin içerisinde ve değişik kurumlardan FETÖ'cü militanların kripto FETÖ'cü militanların yakalandığını ve ceza aldığını görüyoruz ve ben diyorum ki şu anda kendisi olmasaydı büyük ihtimalle FETÖ ile mücadele yüksek oranda sulandırılacaktı. Anlatabildim mi? Gündemden düşürülecekti. Çünkü bu ülkede hani ergen okul süreci geçti, balyo süreci geçti anlatabildim mi? Bir sürü süreç geçti. susurluk süreçleri geçti. Belli bir süre sonra unutturuluyor ve sulandırılıyor. Ve FETÖ ile mücadele de kesinlikle o noktaya gelecekti. Bunu canlı tutuyor ve hiçbir şekilde de taviz vermiyor. Yani neleri unutmadık ki? Aynen öyle ve unutturulmuyor. Rahmetli Turgut Özal, evet. rahmetli en yakınımıza işte Muhsin Yazıcıoğlu. Kesinlikle şu anda mesela Amerika'nın işte ee, Hamburg'u koydu bakanların başında göre İçişleri Bakanı biliyorsunuz hani şey yaptılar evet. işte o bakanlardan birisi Amerika evet. niye Amerika'nın bu kadar dikkatini çekiyor? Çünkü FETÖ ile mücadelesi, PKK ile mücadelesi şu anda takdire şayan. Bunun farkındalar. Rahatsızlık duyuyor. Rahatsızlık duyuyorlar. Bir de Sayın İçişleri Bakanımızla ilgili özellikle yani bu e, İstanbul seçimlerinden önce bir algı oluşturuldu. İşte acaba doğudaki Kürt seçmenin işte Sayın Soylu'ya karşı bir tepkisi var mıdır? Çok mu sert? çok mu agresif davranıyor tarzında bir şeyleri söylenler oldu. Biz o zamanlar Sayın İçişleri Bakanı'nı yakın takip almıştık. Ne yapıyordu? Sayın İçişleri Bakanı bir kere Ankara'daki konumunda oturmuyor, makamda oturmuyor. Ne zaman baksanız doğuda. Son 15-20 günlük gezi çalışmalarına baktığınız zaman Cizre'de, Sulapi'de, Ağrı'da, Gaziantep'te anlatabildim mi? Doğu'nun birçok yerinde geziyor ve nasıl karşılandığına dikkat edin. Oradaki halk müthiş bir sevgi gösterisi sevgi gösterisiyle kendisini karşılıyor inanılmaz derecede seviliyor. Saygı duyuluyor. Peki neden seviliyor? Çünkü zaten doğunun halkı kendisi bir kere PKK'yı tasvip etmiyor. Anlatabildim mi? Eskiden nasıl bir sorunumuz vardı? Oradaki halk PKK ile devlet arasında kalmıştı. Diyordu ki devlet geldiği zaman devlet işte bunları niye barındırıyorsunuz diye bize baskı yapıyor. Onlar geldiği zaman bize destek olacaksınız diye baskı yapıyor ve iki arada bir derde kalmıştı. Rahmetli Cem Ersever'in hatıralarında yazıyor. Bu e, Şırnak Silopi yolu işte iki ay boyunca kapanıyor. Örgüt tarafından devletimiz yolu açamıyordu o zamanlarda. Anlatabildim mi? Ama şimdi baktığın zaman neden bunlar yaşanmıyor? Neden oradaki halk PKK ile arasına mesafe koymaya başladı? 17 çünkü, Ağustos depreminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İçişleri Bakanı ve ekibi şu anda PKK'nın belini ciddi manada kırmış durumda. Halka diyor ki, sen diyor PKK terör örgütü ile arana mesafe koy, Türkiye Cumhuriyeti senin yanındadır. Anlatabildim mi? Sen yeter ki araya mesafe koy. Türkiye Cumhuriyeti seni koruyacaktır ve kollayacaktır. Aynen bu şekilde koruyup kolluyor şu anda. Doğru değil mi? Baktığınız zaman halkımız rahat bir şekilde yatırımlar yapmaya başladı. Gençler, çocuklar rahat bir şekilde okullarına gitmeye başladı. Kırsal alanlarda rahat bir şekilde dolaşmaya başladı. Neden peki? Çünkü bu evet. güveni Sayın İçişleri Bakanı sağlamıştır. 500 Bundan dolayı 500 da, tane şey ülkede evet. 500 tane ve bir Pek daha söz bakın Başka bu. Şunu da Bey. Diyarbakır HDP il binası önündeki annelerimizde, evet. de tepki başlayan Evet, annelerimiz göstermesin. süreç. Yaklaşık 3 aya yaklaştı şu anda. 90 güne yakın bir süredir evet. orada evlat nöbetine bu devam ediyor. Bu nereden alıyor peki? İçişleri Bakanlığı'nın başarılı çalışmasından dolayı alıyorlar. Anlatabildim mi? Ve duyuyoruz bakın İçişleri Bakanlığı makamı ile halk o kadar bütünleşti ki bu son zamanlarda. Bir başarı var ortada. Anlatabildim mi? bir güven var. Dolayısıyla halkımızın içinden insanlar işte İçişleri Bakanlığı'na müracaat edip lütfen PKK ile mücadelenizde, FETÖ ile mücadelenizde bizi de hani görevlendirin, bize de görev verin diye sivil insanlar ortaya çıkmaya başladı. Bakın, Neden peki? Kayım atanan yerlerde Başları insanları şereklendiriyor. Kayyum atanan yerlerden de bahsedin. Evet. Kayyum atanan yerlerde kayım atanması. Kayım atanıyor. Atandıktan evet. sonra orada kalkta herhangi bir galeyana gelme gibi bir durum yok. Herkes memnun. Aynı şekilde geri adım bunu, da atmadı. Bunu okumak lazım. Evet kesin dikkat ediyor musunuz? Sayın İçişleri Bakanı hiçbir şekilde geri adım atmıyor kayıma atıyor. Gerekli açıklamaları yapıyor ve halkı da ikna ediyor bu konuda. Ama taraflı tarafsız bakın. Yani sadece iktidara yakın insanlar değil. İktidara muhalif olan insanların da desteğini alıyor. O kadar başarılı bir şekilde işini yapıyor ki o kadar liyakat sahibi ki ve o kadar inanmış ki davasına. O HDP, herkesin, evet. herkesin kısa bir şey söyleyeyim. Desteğini almaya başladı. Kısa bir şey söyleyeyim. Ee, mesela şu anda hükümete karşı e, HDP'yi neden kapatmıyorsunuz diyorlar mesela. E, toplumda bir marka bir marka eğer toplumda lekelenmişse, toplum gözünde değerini kaybetmişse o markanın bir daha değer kazanması çok zordur. Bugün HDP toplumun içerisinde değer kaybetmiş markalardan yani siyasi partilerden bir tanesidir. Devlet en güzel şeyi yapıyor, kapatmıyor. Çünkü kapatsa başka bir ambalajla geçmişte öyle hocam. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Aynı fikirdeyim. Evet, evet. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı şöyle bir parantez daha açmak lazım. Şimdi hep derim ee, AK Parti seçimlere girdiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın karizmasından, siyasi geçmişinden vermiş olduğu güvenden dolayı oyları alır. Ve partinin içerisindeki birçok insan da Sayın Cumhurbaşkanımıza gelen oylardan dolayı da makam sahibi olur. AK Parti kurulduğundan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmaları karizması bir kenara, kendi karizmasından dolayı, kendi çalışmasından dolayı ve kendi liyakatından dolayı AK Parti'ye oy kazandıran, güven kazandıran insanların başına gelir Sayın Süleyman Soylu. Bir de böyle bir tarafı var. Yani böyle baktığınız zaman yani Süleyman Soylu'nun sevgi sadece Cumhurbaşkanımız'ın şahsından kaynaklanmıyor. Kendi liyakatından, kendi başarısından dolayı da kaynaklanıyor. Ve bir dik duruşu var dedi. yani Sayın Cumhurbaşkanımız işte Karadenizlidir. Böyle bir e, Külhan Bey Eski bir duruşu bir siyasi partisinde genel başkanıdır. aynı şekilde. Evet. Sayın Süleyman da bir duruşu vardır. Onu söyleme Çok bir tevazisi Anlatabildim mi? Sevenle halkına karşı çok bir tavazi ama terör örgütlerine karşı, Türkiye Cumhuriyetleri karşı da inanılmaz heybetli bir lider, bir bakandır yani şu anda kendisi. Yani e, şunu da söylemiş olayım. E, gittiği her yerde sevgi gösterileri Samimi sevgi gösterilir Yani boşuna değil, yapmış olduğu çalışmalardan dolayıdır. Ve inşallah da diyorum ki yani bu ülkenin başında ömrü yettiği müddetçe de İçişleri Bakanı olarak devam eder. Hatta daha iyi yerlerde de görürüz inşallah kendisini. Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin böyle insanlara, böyle bakanlara ihtiyacı var. Peki, Hadi Bey şimdi Amerika ile Türkiye ilişkilerinden Halil'e, FETÖ ve PKK ile mücadeleye geldik. Siz nasıl bakıyorsunuz mücadeleye? Ee, mücadele şu an çok kararlı bir şekilde zaten devam ediyor. Bunu çok yakından takip ediyoruz yani. E, devam ettiğini şahitlik de yapıyoruz yani bu konuda. Peki ee, bir hukukçu gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, az önce e, uluslararası ilişkiler anlamında konuşurken bir kelime kullandık. Metastas. Bu ağırlıklı olarak ile ilgili biraz da literatüre girdi Türkiye'de. Evet. E, yani metastas yapmış ...birçok kurumda olduğu söyleniyor. Bununla alakalı mücadele nasıl gidiyor hukuki anlamda? Hukuki anlamda zaten yaklaşık 130 bin tane memur görevinden atıldı. yani Devletin içerisine sızılmış, girilmiş. Hı hı. Şahıslar devletten uzaklaştırılmaya çalışıldı ve halen de devam ediyor. Yakın zamanda geçtiğimiz günlerde de ne kadar kişinin ihraç edildiğini Yok, gördük. Yani neredeyse ee, her gün operasyon oluyor. Kesinlikle. Adli anlamda zaten bir süreç devam ediyor bunlarla ilgili. 125 bin kişi gerçek kişi hakkında. Soruşturma. 90 90 bin kişi falan atli kontrol, atli olarak soruşturmadan geçildi Bazıları Ceza aldı, bazıları ise e, ceza almadılar yani. E, makul bir şüpheleri yoktu, makul e, ceza alacak makul sebepleri yoktu. Ancak komisyondan geçemiyorlar yani. Çünkü komisyon da kendi içerisinde e, bazı kurallara sahip. Diyor ki işte eğer FETÖ ile iltisakın varsa, yani ceza alacak durumda değilsen de eğer, ama bir örgüt örgütle üyeliğin varsa ya da sempatiliğin varsa o zaman da e, sen benimle çalışamazsın yani. Devlet korumu içerisinde bulunamazsın. E, komisyonun belli birkaç tane kuralı vardır yani. Bir e, bankasıya bank ya üye olmak mesela. 17-25 Aralık'tan sonra ama ama siz kalkıp bunu adli anlamda bir suç olarak önümüze koyamıyorsunuz. En bariz şey sanırım baylok. E, en bariz şey baylok ve iltisak kelimesi. Hmm. Baylıkta da e, bilişim uzmanımız burada hocam benden daha iyi biliyordur yani e, teknolojik bir şey olduğu için görünürdeki ile arkasındaki şey çok farklı olabiliyor yani. Hmm. Adam baylık kullanmış ama e, içerik yok. Ya da telefonda baylık baylık yüklenmiş ama içerik yok. Ya bir da başkası Bailog tarafından yüklen, Bailog yüklenmiş. yüklenme aşaması önemli. tabi e, tabii. Ya bir de yani yes. gidip işte farklı bir marketten indiremiyorsunuz öyle bir şey. yüklendiği dönemde de FETÖ o zaman terör örgütü değil. Evet. Yani tamam yani 2013'ten sonra 2014'te yüklenmeye başlandı 2016'ya kadar ama şöyle bu örgüt gölgeleme tekniği iyi olan bir örgüt. Yani dünyanın iyi Aynen öyle. Yani Türkiye'deki darbe teşebbüsü Darbe teşebbüsü CIA bile yapamazdı bunu, Mossad bile yapamazdı. Bu kadar spesifik, yıllarca devletin bütün kanallarına girmiş. Bari televizyondayken bir şey söyleyeyim. Bu FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Ee, şu var, FETÖ 1950'li yıllardan beri e, komünizme karşı devlet tarafından her zaman desteklenmiş, Demirel tarafından, Demirel tarafından, Ecevit, Ecevit, tarafından, Tansu Çiller tarafından, diğer siyasetçilerden, işte Cumhurbaşkanı bütün siyasiler, bütün siyasiler bu cemaati desteklemiştir. O dönemdeki terör örgütünü desteklemiştir. Bunlar devletin içerisinde, devletin içerisinde varlıklarını çok küçük bir çapla devam ettirmişlerdir. Hiçbir şeye siyasi renklerini belli etmemişlerdir devletin içerisinde yavaş yavaş çöreklenip belirli bir döneme kadar gelmişlerdir. En son 2002'de AKP'nin iktidara gelmesiyle beraber devletin içerisinde kuluçka dediğimiz o dönemde askeri vesayetin çünkü askeriyesin biliyorsunuz askerin kaç defa hükümet devirdiği bir süreç var bu evet. ülkede yani. Bu durumda milli görüşçülerle o Cemaat dediğimiz FETÖ e, asker, askere karşı bir araya geldi o dönemde. O dönemde e, devletin e, kılcal damarlarında, devletin içerisinde ilk defa FETÖ devletin içerisinde olmasına rağmen atama ve yürütme yetkisi kazandı. Personel işleri. Aynen öyle. Ya. Aslında FETÖ devletin bütün siyasi partilerin içerisinde, hani siyasi ayak diyoruz ama aslında bu devletin bütün siyasi partilerin içerisinde bu yapı vardı zaten. Vardı. Bütün siyasi. ANAP'ta da vardı, DYP'de de vardı. Biliyorsunuz 99'da Paçık Ecevit'i desteklediler yani. Evet. Bütün siyasi partilerin, artık şunu bir kapatmamız lazım şu konuyu. Yani FETÖ'nün siyasi ayağı. Bu bir terör örgütüdür. Bunlar geçmişte bütün siyasi partilere sızmaya çalıştılar. Ve her yerde Herkes varlardı. De varlardı. Artık bunu kapatalım. Ama bunu kapatırken de hükümetin e, siyasi ayağı, bazı e, toplumda siyaseten e, FETÖ'yle bağ olan insanları da işte Bülent Arınç gibi ee, birkaç kişi gibi insanları çıkıp da milletin göz önünde unutturmak yerine milletin göz önüne sokmaları gerekiyor çünkü bu FETÖ Türkiye için bir bela bu sadece AKP'nin problemi değil bin yıllık ihanet hareketidir PKK'dan da hepsinden daha tehlikeli bir harekettir kalkışma yaptılar gerçekleşmedi yok kontrollü darbe yok o yok bu gördük Hı -hı. sivil imamlar o gece dört tane sivil imam Hı -hı. Nurettin Oruç Harun Biniş Kemal Batmaz ve Adil Öksüz Akıncı gece ne işleri vardı? Kontrolü darbeymiş, oymuş, buymuş. Bu bir darbeydi kardeşim. Siyasi görüşünüzü cebinize koyun. Bu sadece hükümetin meselesi değil, devletin meselesi. Bu adamların yaptığını bu ülkeye kimse yapmadı. Desteklendiler, her şey yapmaya kalktılar. Toplum zaten bunlara izin verecek bir yapıda değil. Neden? FETÖ zaten daha önce herkese darbe yapmıştı zaten. Daha önce MHP'ye yaptı, 9 tane genel başkan yardımcısı, 2 tane milletvekilinin kaseti daha önce... Bahsettiğiniz zarbeler sadece parti bazında değil, e, halkın en alt e, tabakasına dahi... Tabii belirli ki. Belirli şekilde özellikle işlere sokturtmayarak, önlerini keserek dahi en alt tabakada tabii dahi ki öyle. bu millete, bu halka gerekli hafifizler. Tabii ki öyle. Devleti tamamıyla, e, devletin her kademesini, düşünün, şöyle düşünün... E, Kendinden olmayanları hiçbir zaman benimsemediler. Genelkurmay Başkanı'nın e, yaveri ne diyor? Her gün diyor bir tane... İki günde bir diyor bir tane ses kayıt cihazı, dinleme cihazı götürüyorum. İki gün sonra diğer e, yaver alıyor onu. Yenisini koyuyoruz. Düşünsenize bu ülkenin 10 tane en yetkin devlet kurumunun başındaki. Bir tanesini MİT Şişer'le yaptığınızı düşünün. Bir tanesini Dışişleri Bakanı'na yaptığınızı düşünün. Bir tanesini Genelkurmay Başkanı, Başbakan. Zaten çok bunlar alınca bunlar nereye gidiyor? Bunlar FETÖ alıp bunları nereye götürüyor? Bunları direkt CIA'ya götürüyor zaten. Bunlar nereye veriyor? Yoksa bir kestane pazarındaki bir ilkokul mezunu bir vaiz Fethullah Gülen. Evet. FETÖ ne Amerika'da kim bakar onun sümüklü suratına affedersiniz yani. Alıp bunların hepsini alıp 17-25 tapelerini onu bunu alıp ne yaptılar bunların hepsini Amerika'ya götürüyor. Çok büyük casusluk görgüt. Gidip MİT olayında e, görmedik mi? O bilgileri alıp Amerika oraya kim kim verdi? CIA e, ders alabilir o zaman bunlarda. Ya tabi bunlar çok tehlikeli bir örgüt. Hala da devletin içerisinde artık FETÖ, PKK, DHKPC ve diğer örgütlerin hiçbiri darbe yapabilecek veya eylem yapabilecek kabiliyette değil. Devletin içerisinde kılcal damar olan bu örgütler küçük bir nokta da olsa kalabilir. Sempatizanlar her şey olabilir. Ama darbe yapacak, devleti yıkacak bu etkinlikte hiçbir zaman olamazlar. E bir de şimdi dev yani 2000 yıllık devlet e, ben daha daha da geriye götürüyorum. 7000 yıllık bir devlet geleneğinden bahsediyorsunuz. Öyle e, kolay değil. O işler kolay değil. İşte tek evet. kolay tek kolay Buyurun. yönü kendi içinden parçalanması. Yani. Evet. Adamı 40 yıl, 30 yıl, 40 yıl kendi çevremizde yetiştirdiler, her tarafa soktular. Hocamın dediği gibi bütün kılcal damarlara girdi. Ondan sonra da onu patlatmaya çalışıyor. Yani. Ancak bu. Yani böyle yapabilirsiniz çünkü kültür çok eskiye dayanıyor çok sevgi Türk siyasetinin e, siyasetçilere özellikle liderlere şu düşüyor. E, sevgi dili bu Türk milletinin arasındaki en büyük etken, tutkalımız e, sevgidir. Eğer bu tutkalı aramızdan evet, sökersek evet. bu gidecektir. Siyasetlere burada daha diplomatik bir dil düşüyor. Evet, doğru. <laughs> yani bu, bu 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 gerilim dili e, Türkiye'yi kucaklayacak bir dil değil. Çünkü toplum gittikçe ayrışmaya başladı. Çünkü bugün Pekka Pekka gidiyor, FETÖ geliyor, bir bacağın bir başkası doğuyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Türk milletinin FETÖ'den de alması gereken dersler var. Bazı FETÖ'den devleti temizlerken başka cemaatlerin, başka şeylerin etkilerini bırakmamak gerekiyor. Ne olursa olsun devlet liyakata göre yönetilmeli. Kesinlikle. Hangi mezhepten, hangi dinden hangi ne olduğunuz önemli değil. Osmanlı deyip Osmanlı bakışıyla bakmak lazım. Devletin içerisinde. Hadi bey biraz daha fazla söz verelim. Tabii ki. Evet. Ee, bu konuda <laughs> hocam çok haklı. Ee, gerçekten ya liyakat hiçbir şekilde yok yani. Liyakat olmadığı için de yani bir sevgi dili ortaya çıkmıyor. Çünkü çıkan kişi parlamaya çalışıyor, kendini birilerine güzel görün güzel göstermeye çalışıyor, belli bir konum elde etmeye çalışıyor. Çünkü bir tane lider var, halkı yönlendiren tek bir kişi var. O bir kişi üzerinden de herkes faydalanmaya çalışılıyor. Erdoğan sayesinde oy alınıyor, onun çevresindeki adamlar şu an, hocamın dediği gibi de herkes bir yerde oturmuş bir şeyleri yürütmeye çalışıyor yani ee, Doğan hocamın e, işte, Suriye'de bize karşı şu an bir horultamadan bahsetti ona bir ek ekleme yapmak istiyorum evet. biz İdlib'te ya da şu anki güvenli bölgede bulunan İdlib, e, e, şeyden, en büyük problemimiz orası evet. İdlib problem ama şu an e, bizim hani güvenli bölge olarak da e, yaptığımız e, konum Oradaki insanlarda da e, yakın gelecekte bize çok sıkıntı çıkacak çünkü şey yapmamız lazım e, halkın or ortak olan ihtiyaçlarını hepsini karşılamamız lazım. Biz güvenliği şu an karşılamış mıyız? Karşılamışız. Güvenlikten sonra eğitimi karşılamamız lazım. Çevreyi yapmamız lazım, adaleti tesis etmemiz lazım, halkın oradaki huzurunu, bir refah seviyesini düzeltmemiz lazım. Bunlar olmadığı zaman tek bir tane ile yürümüyor yani. Sadece güvenliği yaptığımız zaman sıkıntı çıkıyor. Diğerlerine de hepsini el atmamız gerekiyor. Yani oradaki halkın kendi kendine yetebilmesi gerekiyor ki bizim buradan dışarıdan onlara bir destek göndermememiz gerekiyor. Evet. Anca öyle yoksa yakın zamanda bize çok büyük sıkıntılar çıkartacak yani. Eğer bunu yapabilirsek orada e, İdlib'den de sıkıntı çıkmayacak. Başka hiçbir yerden de sıkıntı çıkmadığı gibi örnek olarak gösterilecek. Ve biz daha çok büyük bir alana yayılacağız. Hatta onlar isteyecekler yani. Diyecekler ki yeter ki gelin siz yani. Bağlanacaklar Türkiye'ye e Tabii çünkü bağlanacaklar. Siz güvenliği sağlıyorsunuz, eğitimi düzenliyorsunuz, evet. adaleti tesis ediyorsunuz. Bir refah düzeyi oluşturuyorsunuz yani. Ee, mesela Helal 82 Resulay'ın 83 mi? İnşallah <laughs> yani... yani şöyle hocam e, Orada mesela devletin desteğinden kastım şu Kızılay'ın ve İHH'nın Çok ciddi manada orada çalışmalar yaptığını ben gördüm Gözümle gördüm Tika şahit yakın. oldum Tika aynı Abarttım. şekilde Yalnız bir de şöyle bir söylemleri var Diyorlar ki biz oradaki insanlara sadece Yiyecek içecek giyim götürmüyoruz Sadece o temel ihtiyaçları Kültür. götürmüyoruz Aynı zamanda onlara Eğitim veriyoruz Onları dinliyoruz ...değer veriyoruz, insan olduklarını hatırlatıyoruz. Anlatabildim mi? Evet. Aynı zamanda gözümde şunları gördüm yani... ...atölyeler kurulmuş, mesleki eğitimler var... ...kadınlara yönelik mesela bazı eğitimler var, eleşi çalışmaları var, çocuklara işte... E, ...milli, manevi e, eğitimler veriliyor. Anlatabildim mi? Bunlar yapılıyor. Benim o İdlib'teki mesela homurdanmadan kastım şu, doğru anlatayım ben. Özellikle bu mesela... E, ...işte petrolün... E, mazotun bir anda 1,5 liradan 6 liraya çıkması, bir de şu gıda malzemelerinin bir anda pahalı olması, işte bölgeye hani gıda ve petrol girişinin olmaması anlatabildim mi? Bu anlamda işte homurdanmaları başladı. Yani sanki kendi kaderimize terk edildik tarzında bir homurdan var. Yani onu iyi ayırmak lazım anlatabildim mi? Ama onun dışında yani ülkemizdeki e, gayet e, özel yardımlar ya da devletin işte yardım e, kuruluşları orada çok ciddi çalışmalar yapıyor. Yani mesela TİKA, Kızılay, İHA olmak üzere yani bunlar özellikle söylemek Bütün lazım. Bütün yollar yapıldı mesela. Tabii çok kesinlikle. Yok, o konuda bir sıkıntı evet, yok ama evet. bu İTLİB konusunda kesinlikle o çok bilinçli yapılan bir şey yani. Evet. Dış, dış güçler tarafından yani oradaki Suriye'dir, Esad'ın kendisidir, Amerika'dır. Yani IŞİD'in eline, PYD'nin eline ve bu o koridoru kapatıyor ki diyor ki evet. Türkiye bir sıkıntı çıksın yani. Evet. E, şimdi. Yani böyle bir e, PR çalışması oluyor yani evet. sahada. Yani yaklaşık bir 10 e, dakikalık falan bir zamanımız kaldı. Belki 12 dakika, 13 dakika e, çok fazla zamanımız kalmadı ama eşit bir e, paylaşımda e, konuşabilirsek e, esasında sormak istediğim bir husus daha vardı. Bu İzmir'deki provokasyon önemli. E, geçmişte de bu birçok kere yapıldı. Özellikle Alevi vatandaşlarımızın evlerinin e, işaretlenmesi noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktada e, çok sert açıklamalar yaptı. Hesabı mutlaka sorulacak dedi. Bununla ilgili soruşturma yapıyor. Onlar kim yaptıysa tek tek bulunması noktasında e, dilerseniz e, Yine size verelim söz. Olur. Ee, ya bu aslında çok güzel bir olay oldu yani. ya yani bu provaka, provokasyon olayı bizim için çok güzel bir olay. Nasıl güzel bir olay yaptığı şeyden dolayı değil. Bizi birleştiren bir olay olduğundan dolayı ben öyle diyorum yani. Hı hı. Ee, Cumhurbaşkanı çıkıp Alevileri savunacak şekilde yani çok güzel bir açıklama yapabiliyor. Hı. CHP aynı açıklama yapabiliyor. MHP çıkıp aynı açıklama yapabiliyor. İyi parti. Yani bir tabanda buluşmamızı sağlayacak bir şey çıktı ortaya yani bu gergin anlamda hep provokasyon tutmaz zaten tutmaz yani hiçbir zaman da tutmaz devamlı yapılıyor yani devamlı yapılıyor hı hı. ve beş tut, tutmuyor yani ama bizi birleştiren bir olay çıktı şu an bu gergin dönemde bu yönden bakıldığımızda bizim için çok iyi oldu yani siyasi anlamda hepsi birleştirir bir konuda ama provokasyonlar hep olacak yani hep olacak. Evet. Peki. Adem Bey siz ne düşünüyorsunuz? mezhepçilik adam? konusu bugünün meselesi değil. Yani artık Tutmaz bu yani abi. bundan 5 10 yıl önce olsaydı, 5 yıl önce olsaydı bu olabilirdi ama şu anda toplumun zaten pekkaların birkaç tane pekkalı yakalandı zaten bununla alakalı. Spreyleri yazan evet. bir internette okudum. Ya toplum bunu yani, başaramıyorlar artık, e, değil mi? Ya artı bir de günden bu da değil. Demo da olmuş yani, bir eylem Aynen yani. öyle. Günden bu da değil. Yani baktığınız zaman Aleviler zaten bu oyuna gelecek bir kapasite değil. Artı Alevilerle ilgili Türkiye'de çok büyük bir baskı da yok. Hı -hı. Cem evleri var, o var. Yani Türkiye'de bazı özgürlükler var. E, Aleviler bu ülkenin bektaşi kültürü gerçek gerçeğidir yani. Türk milletinin de gerçeğidir yani Aleviler. Bunun e, kimler hatta e, hangi devlet tarafından yapıldığını Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir şekilde ifade etti. Bu işin arkasında Alman devleti var dedi. Bir de İzmir olması çok enteresan. Yani Hatay olur, başka bir yer olur Tuncuk olur. ama Değil mi? İzmir'de yani sol bir belediyenin yönettiği bir yerde olması. Ya bunlar dediğim gibi. Yani. Yama kaldı. Ya şey kalır yani etkisi etkisi olacak çünkü gündemde yani bunlar yok şu anda dinet dinet kendi bir siyasi gündem yok Türkiye'de. Olmadığı için de yap, ya menfi olarak alacaktır. E dediğim gibi Alevilerin artık bunu artık kimse yemiyor. Evet. Çünkü peki bunu... son böyle bir 2-3 dakika vereceğim son olarak ne söylemek istersiniz? Ya so söyleyeceğim şey şu. Ya e, siyaset Türkiye'nin her şeyini belirleyecek. Ekonomisini, her şeyini, hayatını, sosyal hayatını belirleyecek şey e, siyaset. E, si Türkiye yönetenlerin, siyasi parti liderlerinin, siyasi erkin e, dediğim gibi Türkiye şu anda e, Alevili meselesiyle bunu eşleştirebiliriz. Bir dışarıdan e, Türkiye'ye karşı bazı e, planlar var. E, kimse güçlü olmamızı istemiyor ama Türkiye'deki siyasi dilin de çok ciddi ve si sevgi dolu olması lazım, gerekiyor. Kendisinde. Çünkü bu gerilim gerçekten, bu gerilim geçmişte gezi olduğu gibi ufak bir kıvılcım Türkiye'de çok büyük yangınlara sebep olabilir. Bizim kendi devletimizden, kendi milletimizden başka bir gidebileceğimiz bir yeri yok. Siyasilerin bu dile daha dikkat etmesi, mecliste daha siyasi partilerin, liderlerin her yerde bu konuşmalara çok dikkat etmesi gerekiyor. İsteğim bu, inşallah bunlar olur. Siyaset bir yere kadar ama sevgi tutkalını elimizden bırakmamamız gerekiyor. Teşekkür ederim her şey için. Ben de teşekkür ederim. Evet, bir son 3 dakika. Kesin, kesinlikle hocama katılıyorum. Yani siyaseti eğer kapatacaksak yani şu an oturumumuz bitecekse birleşmemiz gereken tek nokta siyasi dildir yani. Çünkü e, topluma toplumun devamlı karşısında olan şahıslar bunlar. Yani. Topluma yön veren, kanunları düzenleyen, kanunları çıkartan, toplumu şekillendiren, toplumu yönlendiren kişiler yani. Bunlar örnek olamayacaksa yani e, nasıl yapabileceğiz yani? Gerisi nasıl olacak? Bunların örnek olabilmesi gerekiyor. Mecliste yaptığı konuşmada büyük bir sorumluluk taşıdığının farkında olması gerekiyor. Ama ne yazık ki kimse toplumu düşünmüyor. Yani halkı düşünen hiç kimse yok. Herkes kendi siyasi menfaati çerçevesinde nasıl daha ileriye gidebilirim, nasıl sivrilebilirim, nasıl göz önünde bulundurulabilirim diye girişimlerde bulunuyor. Yani ki, hukukta özellikle adalete güven çok önemli. Geçtiğimiz günlerde bir araştırma yapılmıştı bir şirket tarafından. Adalete güveniyor musunuz şeklinde bir soru yöneltildi. 168 68 oranında gerçekten çok yüksek bir oran esasında e, hayır çıktı 168 68. Yani evet. e, bu noktada e, belki yeniden üzerinde konuşulması ve düşünülmesi lazım. Kesinlikle yani adalete güven güvenin ortaya çıkmamasının sebebi de siyasiyle. Hı hı. Kalkıp e, yargılanan bir şahsı siyasi menfaat çerçevesinde siz kalkıp yargılamasını kesebiliyorsanız ya da yargılamanın şeffaf olması gerekirken siz e, gizlilik koyabiliyorsanız o yargılanmaya hı hı. o zaman halk nasıl güvensin buna yani? Ya da kalkıp sadece e, işte somut deliller olmadan birini cezalandırabiliyorsanız ve bu medyada çok haftalarca konuşulabiliyorsa e, güven sarsılır tabii. Değil mi? E, buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Edilmiyor ne yazık ki yani. Anlıyorum. Peki efendim ben size de teşekkür ederim. Ben evet, ee, teşekkür ederim. Biz sağ Evet şimdi bu Alevi meselesiyle ilgili net olarak şunu söyleyeyim. Ben Hataylıyım, Reyhan ilçesindenim. Ee, 4-5 sene önce Reyhan'da bir patlama oldu biliyorsunuz. Evet. Ee, yüzlerce insanımız şehit oldu. Ee, bu patlamadan sonra Hatay'daki Alevi dernekleri, Alevi vatandaşlarımız geldiler İstanbul'da bu patlamayı ve bu eylemi kınadılar. ...ve Reyhanlı halkıyla beraber olduklarını açıkladılar. Eğer o gün orada Sünni ve Alevi vatandaşlarımız arasında bir çatışma, bir sıkıntı çıkmazsa... ...bundan sonra hiçbir zaman çıkmaz. Hı hı. Bu net bir şekilde söyleyeyim. Yani İzmir'de bir ev işaretlenmiş falan hiçbir şey olmayacağını düşünüyorum. Çünkü hepimizin uğruna canımı, canımızı vereceği Alevi dostları vardır. Bizim için de canını verecek Alevi dostlarımız Aynen vardır. Öyle. Bu ülke artık bu oyunlara gelmez. Ben de son olarak bunu söylüyorum. Reyhanlı'daki patlamadan sonra böyle bir sıkıntı olmadıysa bundan sonra hiçbir zaman olmaz. Maya sağlam diyorsunuz yani. Kesinlikle. Bu. bir hataylı bir reyhan olarak söylüyorum ve Alevi e, hemşerilerimle beraber bir arada yaşadık. Biz hiçbir zaman yani Alevi Sünni Aydın konusu aynen. gündeme getirmedik. E, böyle bir şey tutmayacağını düşünüyorum ben. Zaten meclisteki eee yani milletvekillerinin dağılımından da bunu net bir şekilde e, anlayamaz mıyız yani Kürt var Laz var Alevi var mi? bir daha söylüyorum uğruna canımızı vereceğimiz Alevi dostlarımız var bizim için canını verecek Alevi dostlarımız var Aynen yani. öyle. yani çok var. önemli yani Reyhanlı ben her zaman derim ki eğer Alevi sünni olayı mesela gündeme getirdiğinde Reyhanlı patlamasını örnek gösteririm İskenderun'daki Samandağ'daki Antakya'daki Alevi vatandaşlarımızın İstanbul'a gelip olayı nasıl kınadıklarını nefretle kınadıklarını gündeme getirelim bunları gösterelim bence o zaman Almanya devleti ülkemizdeki Sünni ve Alevi vatandaşların arasında nasıl bir kardeşlik bağının olduğunu çok iyi görecektir. Burada da bizim devletimizde şurada bir eksiği var bence. Artık bizim savunma yapan e, siyaseti bırakıp hücum yapan siyaset siyasete dönmemiz lazım. Eğer bize bir bir mezhep çatışmasına gireceksek bunun en elverişli er, er yeri Almanya'dır. Almanya'da değişik mezheplerden, değişik yani. dinlerden, değişik yaşayan bir sürü insan var. Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbaratı girdiği zaman Amerika şey Almanya devleti bunun altından kalkamaz. O ve, e, kalkamaz. o e, bir adım öne atılma evresine Türkiye sanki girdi gibi. Kesinlikle Almanya bunun altından kalkamaz yani. Almanya bence Almanya kendi ayağına sıkmış. Almanya'da şu en çok Türk var. Kesinlikle kendi bindiği dalı kesmiş yani. Bir daha söylüyorum Türkiye'ye sikbaratora girdi zaman Almanya bunun altından kalkamaz yani. Böyle oyunlara girmemeleri lazım yani. Bir de Almanya... Yeter ki biz savunmadan çıkıp hücuma geçersek Allah onları korusun diyorum yani. Evet, bir de... E, evet. Aile planlaması noktasında özellikle hem Almanya özelinde Avrupa'daki ülkelerin bu noktada Türkiye kadar çok dikkatli olduğunu sanmıyorum. Kaldı ki Evet. evliliklerin zaten çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ya şu nüfus çok az. Herkese şunu da tabii programda o kadar çok konuya girdik evet. ki. Ülkede Almanya devletinde de, annesi Alman, babası Türkiye'nin nesilleri de türemeye başladı. Bunu da hesabını yapmaları lazım bence. Evet şimdi evet. Fransa ve İspanya'nın eski liderleri Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile İspanya'nın efendim eski başbakanı Jose Maria'ya göre Avrupa artık savaşı kaybetti ve Çöküş başladı diyor. Şimdi bunu Fransa'nın ve İspanya'nın eski liderleri bahsediyor. Dolayısıyla buraya bu gözle bakmak lazım galiba, değil mi? Kesinlikle bu gözle bakmak lazım. Bir de Türkiye'nin dünya vermiş olduğu bir mesaj var. Hiçbir şekilde diplomatik ilişkilerde bel altı vurmuyor, Hainlik yapmıyor ve hiçbir anlaşmanın dışına da çıkmıyor. Şu anda onların dünyaya işte sunmaya çalıştıkları işte hak, hukuk, demokrasinin dersini Türkiye Cumhuriyeti bütün dünyaya vermeye başladı. En başta da bu Almanya gibi, Fransa gibi devletler vermeye başladı. E Onlar da bunun farkındalar. Yani programda da bahsettik ya yani evet. mutabakat yapılıyor Amerika ile Biz evet. daha fazla oyuyoruz. Evet. Mutabakat yapılıyor ile biz daha. Artık fazla uyuyoruz. dünyaya nasıl barbarca ve mafyavari bir şekilde yaklaştıklarını bütün dünya görmeye başladı. Yani şu anda hukuku savunan, insanlığı savunan, adaleti savunan ...merhameti savunan bir devlet varsa o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Geçmişlerinde Engizisyon mahkemeleri olan ve kendi evet. halkını e, kesip doğrayan... Kızılderilileri katleden... Kesinlikle. Kızılderili katleden, Amerika kıtası... Şimdi e, Bolivya'ya da giremedik yani vakit kalmadı. Şimdi Bolivya'da, e, Bolivya'nın Morales bir Kızılderilidir. E, halkı ağırlıklı Kızılderilidir. Yani 350 yıllık bir medeniyetten bahsediyoruz Amerika Birleşik me Devletleri'ye. Hatırlıyor musunuz bu Suriye'den insanlar Avrupa'ya doğru e, gittiği zaman... Evet. terk edip gittiğiniz Macaristan'da bir tane bir gazete. Bir kadın hayat. Bir tane kucağında çocuk olan birinin işte çelme taktığını unutmayın. Aslında o fotoğraf şu anda Avrupa'nın fotoğrafıdır. Değil mi? Çelme takan, mazluma çelme takan bir Avrupa var şu anda karşımızda. Evet, evet. Bakalım bunu elbette ki Avrupa mutlaka o yaptıklarının bedelini ödeyecek. Çünkü Kesinlikle. gerçekten kendi halkında çok müthiş derecede kısa bir şey büyük söylemek istiyorum. Çok kısa. Yaptı. Bu kadar Amerika dediğimiz devlet, Avrupa dediğimiz devletler bu kadar müslüman kanı, bu kadar bebek, çocuk yıllardan beri, bu kadar müslüman kanı. Ya bunun da bir sonu olacak yani. Bunun bunların bir hakkından bir şeyler gelecekse. zaten. Yani genel, yani. genel de konuşmak bir lazım. De şöyle ben de halkın, yani Allah'ın kullarının evet, Aynen, aynen. O oluk, yani, oluk de... kana Avrupa coğrafyasında. Evet. Bunun bir karşılığı olacak. Almanya'nın bu konuda da bence dosyası kabarık. Biz PKK'yı terör örgütü ilan ederiz. Almanya'ya gider PKK militanlarına dernek kurdu orada korur kollar. Yürüyüş yapmasına izin verir, eylem yapmasına izin verir. Biz FETÖ'yü terör örgütü ilan ederiz. Onları giderler işte Zekeriya Öz gibi anlatabildim mi? Üst düzey FETÖ'cü militanları giderler, korurlar, kollarlar. Anlatabildim mi? Yani bizim ne kadar terör örgütü olarak gördüğümüz e, yapı varsa a, e, koruyucusu hamisi Almanya. Böyle ilginç bir durum da var yani şu anda. Evet. Evet. Hiç olmadığı kadar yani bu Almanya yani şu anda terör sevicisi oldu yani o noktaya gelmiş durumda. Zaten PKK'nın arkasını Almanya'nın olduğu evet. hep zikrediliyordu, evet. dillendiriliyordu. Ama gelin görün ki şimdi İngiltere Brexit'le Avrupa Birliği'nden oluyor. Çünkü batmayan güneş e, dolayısıyla e, çok iyi... Zamanında bunlar bizim bizim dost olarak gördüğümüz ülkelerdi. Ve Almanya Devleti'nin kanunlarında Amerika, vakıf olmadığı için Türkiye'deki vakıflar hep Alman Amerika, vakıflarıydı. Amerika'dan bahsetti az önce hocam. Zamanında Amerika ile işte destek alarak bir istihbari destek aradık. Mesela CIA ile Mossad'la ile işbirliği yapardık, asarı terör örgütünü bitirirdik. Hı hı. Biz de onlara işte bu komünizmle alakalı değil mi istihbari bilgiler verdik, destek çıkardık. Şu anda en büyük darbe Amerika'dan yiyoruz. Almanya'ya dost ülke olarak bakardık. Burada insanlar giderdi orada çalışırlardı değil mi? Bir birlik beraberlik vardı. Şu anda maalesef en büyük darbeyi yine Almanya'dan yiyoruz. E ama e, olaylar siz... tersine döndü. Ee, tabii pimi çekilmiş bombalarda ee, evet. neyse oraya çok fazla girmeyelim evet. program bitti evet. ben çok teşekkür evet. ediyorum teşekkür, teşekkür ediyoruz çok teşekkür gerçekten güzel bir program oldu harikaydı evet evet efendim programımızın sonuna geldik açık sözle birçok hususa değindik e, haftaya Cuma günü saatler 22:45'i gösterdiğinde inşallah yeniden Akit TV ekranlarında bu ekranda e, olacağız yeniden görüşmek üzere iyi geceler efendim.